Ermeni Patrikhanesi'ni ihdas ettiğini, ıslahat fermanı ile birlikte cemaatlerinden 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi, 11 başkonsolos ve konsolos, 11 üniversite öğretim üyesi ve 41 yüksek rütbeli memur çıktığını unutarak büyük devletlerin kışkırtması ile manasız bir bağımsızlık sevdasına gark olup yüzyıllarca beraber yaşadıkları Türklere zulüm ve ihanet ile mukabele etmişlerdir. Bilhassa Ayas-Stefanos anlaşmasından sonra artan bu zulüm ve şiddet hareketleri Türkler ve Ermeniler arasındaki hoşgörü ağacına vurulmuş balta darbelerinden başka bir şey değildir. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Ermenilerin sebep olduğu terör olayları bölgede asayişsizliğe sebep olurken Osmanlı üzerinde emperyal maksatları olan büyük devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasına vesile olmuştur. 1882 ve 1909 arasında Anadolu'nun birbirinden farklı yerlerinde gerçekleşmiş nümayiş, isyan ve katliam hareketleri öylesi bir raddeye varmıştır ki Ermeniler için Bursa'da ikamet eden ruhani liderlerini İstanbul'a davet edip Patrikhane kurma ihsanını gösteren Osmanlı Hanedanı'nın reisini dahi öldürmeye cüret etmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda ise adeta histerik nöbetler geçirircesine saldırılar ve katliamlar gerçekleştiren Ermeniler, kendilerini milleti sadıka olarak niteleyen Türk halkına karşı savaşan ülkelerin ordularında da askerlik yapmaktan geri durmamışlardır. Savaş sonrasında menfaatleri üzere kendilerini kullanan büyük devletlerin desteğini görememeleri üzere Doğu Anadolu'da tekrardan saldırıya geçerken şiddet ve eşkıyalıktan geri durmamışlardır. Trabzon'daki yetim Ermeni çocukları için yetiştirme yurdu dahi kurduran Kazım Karabekir Paşa emrindeki birliklere karşı savaşmaktan çekinmeyip hayalini kurdukları Doğu Anadolu'dan olmuş, aynı zamanda ilişkilere bir daha onarılamayacak son darbeyi vurmuşlardır. Gümrük Anlaşması ile bir de bir sona ererken yüzyıllarca refah ve sükunet içinde yaşamış Ermeniler için fakr-ı zaruret dönemi başlamıştır. Kendilerini yarı yolda bırakan devletler yerine Türkiye'yi hedef almış, diaspora vasıtasıyla Türkiye'yi yıpratmak için elinden geleni yapmışlardır. Diaspora, Ermeni ülkesindeki soydaşlarının sorunlarına eğilmek yerine Türkiye'yi yıpratmak için her türlü çirkin yönteme başvurmuş, kendi varlığını bir tehdit aracı gibi kullanarak diğer devletleri de çıkarlarına alet etmekten geri durmamıştır. Son örneğini Karabağ'da müşahede ettiğimiz hususlar da Ermeni meselesi çerçevesinde tecrübe ettiğimiz acı hadiselerin bir tekrarı niteliğindedir. Gümrük Anlaşması'nın 100. yılında Ermeni meselesinin dününü ve bugününü kıymetli hocamız Profesör Doktor Haluk Selvi hocamız ile konuşacağız. Hocamıza teşriflerinden ötürü şükranlarımızı arz ederken özgeçmişlerine mütakip sözü kendilerine bırakıyoruz. Haluk Selvi 1971 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Doktora çalışması olan Milli Mücadele'de Erzurum 2000 yılında Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayımlandı. Selvi'nin bu çalışması dışında işgal ve protesto, İzmir'in işgali ile ilgili protesto telgrafları, Birinci Dünya Savaşı'ndan Lozan'a Ermeni sorunu, Bir Ermeni Komitecinin İtirafları isimli kitap çalışmaları bulunmaktadır. Bu kitap çalışmaları dışında Milli Mücadele Tarihi ve Ermeni Sorunu üzerine birçok makalesi bulunan Selvi, halen Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevlerinde yürütmektedir. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Furkan. Kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum toplantıda bulunan arkadaşlarımızı. Bilkent Medeniyet Topluluğu'na da bu davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gümrük Anlaşması'nın 100. yılında Ermeni meselesi konusu üzerine yaklaşık olarak bir saat bir sohbet edeceğiz sizinle. Tarihte yaşanan olayları, günümüze etkilerini, günümüzde Türk-Ermeni ilişkilerini dilimizin döndüğü kadar ifade etmeye çalışacağız. Tabii ki 150 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Mesele haline dönüşen, uluslararası bir sorun haline dönüşen Türk-Ermeni ilişkileri. Ama bir taraftan da yaklaşık olarak 1000 yıldan beri süre gelen iki milletin birlikteliğinden bahsediyoruz. Haliyle bir saat içerisinde derdi toplu bir konferans mı vermek yoksa belli ana hatlar üzerinde mi durmak, bu konuda bir ikilem yaşadım açıkçası. Ama genel itibariyle bizde 24 Nisan tarihleri hep Ermeni meselesinin gündeme geldiği, uluslararası alanda Türkiye'ye karşı birçok parlamentonun karar aldığı tarih olduğundan bizde
bir alışkanlıktır. Her sene 3-4 üniversitede bu konuyla ilgili konferanslara davet edilirim. Ve Nisan ayı olur bu genellikle. 23 Nisan'ı unuturuz. 24 Nisan üzerine yoğunlaşırız. Bu da öyle bir genel değerlendirme toplantısı olacak. Ben teşekkür ediyorum tekrar hepinize. Tabii ki bugünkü toplantının önemli bir başlığı Gümrü Anlaşması. Oradan başlayarak geriye doğru gitmek istiyorum. Sonra geriden bugüne doğru gelmek istiyorum. Gidiş gelişler olacak. Bu yönüyle de arada kopukluklar olursa affınızı istirham ediyorum açıkçası. Evet, 3 Aralık 1920 tarihinde neler oldu, neler yaşandı? Milli mücadele döneminde neler oldu? Bunun başlangıç noktası tabii ki Mondros Mütarekesi'ydi. Yaşanmış olan bir savaş vardı ve savaş gerçekten Osmanlı Devleti için ve bütün dünya devletleri, milletleri için çok acı bir tecrübe olmuştu. Savaş başladığında hem Almanya hem de İngiltere bu savaşın 3 ay içerisinde kendi zaferleriyle biteceğini ifade ediyorlardı. Ama savaş 4 yıl uzadı ve 4 büyük imparatorluk da tarihe intikal etti. Rusya Çarlığı yıkıldı, Romanov Hanedanı 300 yıllık Romanov Hanedanı ülkeyi terk etti. Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Habsburglar, sonra Almanya'da Hohenzollern Hanedanı ve nihayet de Osmanlı Devleti, bu 4 büyük imparatorluk tarihe intikal etti. Ama Mondros Mütarekesi ile beraber başlayan süreç Osmanlı Devleti açısından daha kritik bir netice ortaya çıkarıyordu. Çünkü Birinci Dünya Savaşı boyunca İngiltere, Fransa ve Rusya'nın yanında bir müttefik olarak yer alan Hınçak ve Taşnak cemiyetleri, ki o zaman Osmanlı Devleti'ndeki Ermenilerin siyasi manada temsil edildiği en önemli iki partiydi bunlar. Mecliste de milletvekilleri vardı aynı zamanda. Ama savaşın çıkmasıyla beraber Kafkasya'da Tiflis'te oluşturulan Rusya ordusu içerisindeki gönüllü birliklerle Osmanlı Devleti'ne karşı savaştılar. Bunlar açıkça savaş kararı aldılar. Tabii ki bu savaşa girişlerindeki amaçları Doğu Anadolu'da müstakil bir Ermenistan kurabilmekti ve yaklaşık olarak 30 yıldan beri bunun mücadelesini veriyorlardı. 1878 Berlin Anlaşması'ndan beri Doğu Anadolu'da ıslahatla başlayıp müstakil bir Ermenistan'a dönüşecek bir projeyi nihayet 1913'te Osmanlı Devleti'ne kabul ettirmişlerdi savaştan önce Yeniköy Anlaşması'yla. Ama savaş çıkınca Osmanlı Devleti bütün bu Ermeni reform projelerini rafa kaldırmış, İttihat Terakki iktidarı, ve konuyu kendi yöntemiyle çözmek istemişti. Bu yöntem neydi? Kanun esası çerçevesinde, anayasa çerçevesinde Osmanlı Devleti'ndeki vatandaşların tamamını parlamentoda temsil ettirmek yönüydü. Yani demokratik bir düzen ideali vardı İttihat Terakki'nin açıkçası. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki başlayan süreçte artık onlar için istenen durum ortaya çıkmıştı ve Paris Barış Konferansı'nda Ermeniler milli bir delegasyonla temsil edildiler. 18 Ocak 1919'da toplanmıştı Paris Barış Konferansı, biliyorsunuz. Ve dünyaya yeni düzen vermek isteyen galipler tarafından, özellikle Fransa ve İngiltere tarafından Doğu Anadolu'da da bir Ermenistan inşasının zamanı gelmişti Türklere. Artık bir darbe vurmak gerekiyordu. Lloyd George, İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Poincaré bu konuda çok iddialıydılar. Onlara göre Türkler artık geldikleri yere, yani Orta Asya'ya gönderilmeliydiler. Şark meselesinin, Doğu meselesinin son ayağıydı bu Ermeni meselesi. Onların Doğu meselesi olarak isimlendirdikleri hadise Hristiyanları Türklerin idaresinden kurtarmaktan ibaretti. Ve şimdi son kitle Ermeniler kalmıştı. Onları da Türklerin idaresinden kurtarmak istiyorlardı. Ama bu meselenin en çıkmaz noktası neydi? Doğu Anadolu bölgesindeki 6 vilayette, yani Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Sivas ve Trabzon vilayetlerinde, bu 6 vilayette büyük bir Ermenistan inşasının önündeki en büyük sorun nüfus meselesiydi. Çünkü bu 6 vilayetteki Ermeni nüfusu toplam nüfusunun %20'sini oluşturuyordu. Osmanlı Devleti'nde ise bütün vilayetlerde toplandığında Ermeni nüfusu genel nüfusun %12'sini oluşturuyordu. Osmanlı Devleti 1914 yılında savaş çıktığı zaman nüfus istatistiklerini yayınlamıştı, nüfus kayıtlarını yayınlamıştı ve bu nüfus kayıtlarında da Ermeniler Doğu vilayetlerinde %20'lik bir orana sahip idiler. Haliyle Ermeniler için sorun şimdi doğuda kurulacak olan bu büyük Ermenistan içerisinde nüfus çoğunluğunu sağlamakla ilgiliydi. Bunlardan birincisi nasıl gerçekleştirilecek? Buradaki Müslümanların göç ettirilmesi. İkincisi ise Kafkasya'dan ve
tescil edilmiş olan bölgelerden Suriye ve çevresinden Ermenilerin bu bölgeye yerleştirilmesi meselesiydi. Paris Barış Konferansı toplandığında Ermeni delegasyonunun önündeki en büyük engel buydu, nüfus sorunu. Tabii ki İngiltere ve Fransa bu meseleyi biraz netameli olduğu için, biraz masraflı olduğu için, askeri güce ve paraya ihtiyaç duyulduğu için bu meselede işi Amerika'nın sırtına yıkmaya çalışacaklardı. Amerika Başkanı Wilson ise bütün dünyada nüfus çoğunluğuna sahip olunan bölgelerde her milletin bağımsız devlet kurmasını isterken Ermenilerle ilgili düşüncesi açıkçası Türkler aleyhineydi. Türklerin çoğunlukta bulunduğu bölgede şimdi Ermenistan kurmak istiyordu Wilson. Bu yüzden biz Wilson prensiplerine milli mücadele başladığında dört elle sarıldık. Dedik ki tam da bizim istediğimiz gibi bir şey, Anadolu'da güçlü bir Osmanlı Devleti yaşayabilir bu şartlar altında dedik. Ama Wilson öyle düşünmüyordu. Ve bu düşüncelerini teyit ettirebilmek için de Doğu'ya kendi Genelkurmay Başkanı Harbert'ın idaresine bir heyet gönderiyordu. Ya gidin bir araştırma yapın bakalım burada bir Ermenistan kurulur mu? Kurulursa bu bize ne maliyete işte sebep olur, bunun bütçesi nedir, ne kadar ordu asker ister diye. Harbert'ın raporu çok önemli, bu Ermeni meselesiyle ilgili en önemli raporlardan birisi. Milli mücadele sırasında General Harbert geldi 1919 Eylül ve Ekim aylarında Sivas'tan Erivan'a kadar olan alanı heyetlerle, bütün şehirleri dolaşarak bu heyetler, Diyarbakır'a gittiler, Bitlis'e gittiler, Van'a gittiler, Erzurum'da, Kars'ta araştırmalar yaptılar ve nüfus istatistikleri de yayınladılar aynı zamanda. General Harbert hem Amerikan Senatosu'na hem de Paris Barış Konferansı'na sunduğu bu raporda diyordu ki, burada tarihin en eski zamanlarından beri 1000 yıllık bir dönemde Türk kültürü ve medeniyete hakimdir. Bütün tarihi eserler, mezarlıklar Türklerin nüfus çoğunluğunda olduğunu gösteriyor. Eğer biz burada bir Ermenistan kurmak istiyorsak yıllık 50 milyon dolarlık bir bütçeye ve 150 bin kişilik de bir orduya ihtiyacımız var diyordu. Bunu para ve askerle yapabiliriz ancak diyordu. Ve nihayette de Amerika Senatosu bu raporun üzerine doğuda Ermenistan mandasını reddediyordu. Ama İngiltere ve Fransa bundan vazgeçmiş değillerdi açıkçası ve Türklerle ilgili anlaşma maddelerine de bir Ermenistan inşasını yerleştirmişlerdi. Sevr Anlaşması'nın 88. ve 92. maddeleri Ermeni meselesiyle ilgiliydi. Doğuda büyük bir Ermenistan kuruluyordu. Evet, Erzurum'u, Van'ı ve Bitlis'i içerisine alacak olan bir Ermenistan. Ama bu Ermenistan'ın sınırlarını çizme işini de nihai olarak Amerikan Başkanı Wilson'a bırakıyorlardı. Bunların nihai sınırını Başkan Wilson çizer diyorlardı. Ve yani Amerika mandasına güvenmişlerdi. Şimdi savaş sırasında bağımsız Ermenistan vaadiyle aldattıkları Ermenileri böylelikle başından savuyordu aslında İngiltere ve Fransa. Zaten Rusya'da 1917'de Çarlık Rusyası yıkılmış ve Bolşevikler şimdi iktidardaydılar. Ve Rusya'da bir iç savaş yaşanıyordu. Rusya tam manasıyla eski sınırlarda, Çarlık sınırlarında hakimiyetini ancak 1921'de sağlayacaktı. 1917-21 arasında Rusya'da bir iç savaş vardı. Ama merkezde Moskova'ya ve yönetime hakim olanlar Bolşeviklerdi. Lenin ve arkadaşları sisteme hakim oldular ama bir taraftan Kırım ve çevresinde, diğer taraftan Kafkasya'da çatışmalar 1921'e kadar sürecekti. Sevr Anlaşması'nın imzalanmasının hemen peşinden Türkiye Büyük Millet Meclisi tabii ki Ankara'da toplanmıştı ve İstanbul tam manasıyla İtilaf Devletleri'nin işgali altındaydı. Bağımsız bir karar verme süreci de ne Padişah Sultan Vahdettin'in ne de o sırada hükümete gelen dört farklı hükümetin, çok sık hükümetler değişti biliyorsunuz. Bazen Damat Ferit Paşa'yı görüyoruz, bazen Ahmet Tevfik Paşa'yı görüyoruz. Onların da sisteme tam manasıyla hakim olduklarını söylemek mümkün değil. Çünkü Sivas Kongresi'nden itibaren Anadolu'daki bütün valiler ve komutanların yönetimi artık heyeti temsiliyede ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Bizzat idari Anadolu'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kontrolü altındaydı. Hem askeriye tekrar ediyorum hem de valilerin yönetimi. Haliyle Sevr Anlaşması'na ilk itiraz Ankara'dan geldi ve Kazım Karabekir Paşa da bu sırada 15. Kolordu Komutanı olarak Erzurum'dan sınır ötesine bir harekat gerçekleştirme düşüncesini hep ifade ediyordu. Meclis toplandığı andan itibaren Kazım Karabekir'in yazışmalarına baktığımızda, Mustafa Kemal Paşa ile yazışmalarına, sınır ötesinde, yani sınır ötesi dediğimiz şey de tabii ki biraz karmaşık, şöyle söyleyelim, Osmanlı Devleti 1878 Berlin Anlaşması ile Kars, Ardahan, Batum bölgelerini Rusya'ya bıraktı. Ve Mondros Mütarekesi ile de bu sınırlara geri çekilmeyi kabul etti. O arada işte
Rusların biliyorsunuz Erzurum, Erzincan, Trabzon'a kadar olan bölgeyi işgalleri var. Bolşevik ihtilalinden sonra geri boşalttılar. Biz ileri bir harekatla 1918'de Bakü'ye kadar olan sahayı Osmanlı ordusu ele geçirdi. Ama mütareke imzalanınca da bütün Brest-Litovsk Anlaşması ile elde ettiğimiz kazançları terk edip tekrar 1914 sınırlarına döndük. 14 sınırları ne demek? Kars, Ardahan, Batum, Osmanlı sınırları dışında. Şimdi bu coğrafyada karmaşık bir durum var. Mondros Mütarekesi imzalandığında Kafkasya'da tarihte ilk defa bağımsız bir Ermenistan Cumhuriyeti 28 Mayıs 1918 tarihinde kuruldu. Mondros Mütarekesi'nden önce kuruldu. Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan Cumhuriyeti birer cumhuriyet olarak ilk defa bunlar savaşın son ayında kurulmuşlardı. Yani 1918 Mayıs'ında burada 3 cumhuriyet vardı ve bunlar da kendi aralarında sınır problemleri yaşıyorlardı. Şimdi İngilizlerin işgali altındaki Batum, Kars ve Ardahan bölgesi Ermenilerin kontrolüne bırakılmak isteniyordu. Sevr Anlaşması da imzalanınca haliyle çok büyük bir Ermenistan, Erivan merkezli ama başkenti Erzurum'a taşıyacak olan bir düşünceyle inşa edilmişti. Kazım Karabekir'in amacı sınır ötesinde Müslümanları göçe zorlayan, Kars'ı, Ardahan'ı ve Batum'u boşaltmak isteyen bu Ermenilere karşı bir askeri harekatla oradaki Türklerin hakkını korumaktı. Ve uluslararası yazışmalarda bir taraftan Moskova ile görüşmeler devam ediyordu, bir taraftan Paris'teki büyük devletlerin temsilcileriyle yazışmalar devam ediyordu ve sınır ötesinde Müslümanlara karşı yapılan katliamların bütün belgelerde onlara gün gün bildiriliyordu raporlar halinde. Ermeniler Kars'ı basıyorlar, Kars köylerini, işte Sarıkamış ve çevresindeki köyleri, Iğdır'a kadar olan alanı kontrol altında tutuyorlar ama halka da baskı uyguluyorlardı. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa'nın 3 aydan beri harekata başlayalım düşüncelerini, biraz da Paris'ten gelecek barış anlaşmasını beklemek, diğer taraftan Bolşevik Ruslarla görüşmelerin neticelerini beklemek üzere frenlemişti açıkçası. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim ama Sevr ortaya çıkınca artık Kazım Karabekir Paşa'nın önünü açtı ve Kazım Karabekir Paşa da 6 aydan beri orada bir harp hazırlığı yapıyordu. Ulu Cami mesela, Erzurum'daki Ulu Cami bir depo olarak gizli bir şekilde oraya bütün yiyecek, içecekler ve silahlar depolanmıştı bu asker harekatı için. Bu da halk arasında bazı dedikodulara da sebep oluyordu. Erzurumlular diyorlardı ki ya bu kadar malzeme toplandı ama Müslüman kardeşlerimiz sınır ötesinde ızdırap çekiyorlar. Onları bir an evvel kurtarmamız lazım. Neden bu harekat gecikiyor diye bir beklenti içerisindeydiler. Bazı dedikodular da çıkmıştı orada. Ve nihayet Mustafa Kemal Paşa'nın talimatı üzerine askeri harekat Eylül 15'te başladı, 1915 Eylül'ünde sınır ötesi harekat ve 28 Eylül'de Sarıkamış ele geçirildi. Bu sırada Kazım Karabekir Paşa askeri harekatı durdurmak zorunda kaldı. Bunun iki sebebi var. Bir, Rusya'nın baskıları, Bolşevikler ya nereye gidiyorsunuz, bir dakika durun, burada işler değişecek, henüz bizden de olur almadınız havası içerisine girdiler. İkincisi ise Erzurum'daki dedikodular. Bu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa'ya muhalif olan iki milletvekili, Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Bey ve Celalettin Arif Bey Erzurum'daydılar. Ve onlar da seçim bölgelerini dolaşmak için oraya gelmişlerdi. Celalettin Arif Bey adliye vekiliydi aynı zamanda ve meclis ikinci başkanıydı Mustafa Kemal Paşa'dan sonra. Onların çıkardığı dedikodu, işte Kazım Karabekir Paşa'nın çevresi iyi değil, bunlar yaramaz adamlar gibi dedikodular yüzünden Kazım Karabekir Paşa asker harekatı bıraktı. Erzurum'a döndü. Bu milletvekillerine dedi ki hemen Ankara'ya dönüyorsunuz. Bu dedikodularla işte Erzurum'u karşılayacaksınız dedi. Kendi içimizdeki fitneyi çözdük. Onları Ankara'ya gönderdik. Ve bu sefer ikinci safhası başladı asker harekatın Kars'a doğru. Ve Kars'ta Sarıkamış'tan bir ay sonra 30 Ekim 1920 tarihinde ancak ele geçirilebildi. Ermeni ordusundan kurtarılabildi bu sebeplerden dolayı. Sonra Celalettin Arif işte Ankara'ya döndüğünde Teşkilat Esasiye görüşmeler içerisinde bulacak kendisini ve mecliste ikinci grup çok güçlü bir şekilde orada anayasa tartışmalarında kendisini gösterecekti. Burada Erzurum'un ve bu Doğu Harekatı'nın bir yönü vardı aynı zamanda. Netice itibariyle 20 Kasım'da Ermenistan Cumhuriyeti ile görüşmeler başladı. Gümrü'de başladı bu görüşmeler. Bu görüşmelere Kazım Karabekir Paşa, Erzurum Valisi Hamit Bey ve Erzurum Milletvekili Süleyman Necati Bey katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adına ve diğer taraftan da Ermenistan Cumhuriyeti adına da Ermenistan eski Başbakanı Avetis Aharonyan katıldı. Ve
Neticede Gümrü Anlaşması imzalandı. Gümrü Anlaşması'nın önemi nedir? Ermenistan Cumhuriyeti Sevr Anlaşması'nı kabul etmediğini açıkça ifade etti. Bu en önemli noktalarından birisi. Yani diyor ki Ermenistan Cumhuriyeti, ben doğuda büyük bir Ermenistan kurma davasından vazgeçiyorum. Yani Erzurum üstündeki hakkımdan vazgeçiyorum, Van'la ilgili iddialarımdan vazgeçiyorum ve şimdiki sınırlarımızı kabul ediyorum diyordu. Kars ve Sarıkamış'ı Osmanlı Devleti'ne terk etmiş oluyordu. Diğer taraftan her iki taraf tazminat almayacaktı birbiriyle. Ermenistan Cumhuriyeti eğer herhangi bir devletin saldırısına karşı zor duruma durursa Türkiye Büyük Millet Meclisi ona yardım etmeyi vaat ediyordu. İyi bir komşuluk ilişkisi başlayacaktı. Bu yönüyle güçlü bir anlaşmaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin de ilk anlaşmasıydı. Uluslararası alandaki ilk anlaşması. Burada imza koyan Kazım Karabekir Paşa ne diye koymuştu imzayı anlaşmaya? Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adına, devletin bir adı yok. Bakın kimin adına imzalıyor anlaşmayı? Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adına imzalıyor. Yani Osmanlı Devleti de değil oradaki isim. O da çok ilginç. Ne diye geçiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti. Bu daha sonra çok tartışmaya sebep olacak. İngilizler, Fransızlar bize Londra konferansında diyecekler ki ya sizin adınız ne? Kimin adına katılıyorsunuz? Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adına katılıyoruz. Devletinizin adı ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti. Böyle bir devlet adıyla ön plana çıkacaktık. Burada işin ilginç tarafı şu. Ertesi gün yani 4 Aralık 1920 tarihinde Bolşevikler Ermenistan Cumhuriyeti'nin bu anlaşmayı imzalayan hükümetini yıktılar. Ve Gümrü Anlaşması da böylelikle bir meclisten onaylanmadığı için yürürlüğe giremedi. Çünkü uluslararası anlaşmalar biliyorsunuz iki devlet arasında imzalanır ama bu devletlerin parlamentoları tarafından tasdik edilerek yürürlüğe girer. Haliyle Ermenistan'da böyle bir anlaşmayı imzalayan hükümet kalmadığı için Gümrü Anlaşması'nın da ayakları daha yere basmadan oradaki hükümet yıkılmış oldu. Bundan sonra bizim oradaki muhatabımız doğrudan doğruya Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti oldu. Çünkü bu darbeyi yapanlar ve Erivan'ı ele geçirenler Lenin'in arkadaşları Ermenilerdi ve artık Taşnak hükümeti yıkılmıştı. Erivan'da, Ermenistan'da yeni bir hükümet doğuyordu. Aynı süre içerisinde Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti kuruldu. Aynı süre içerisinde Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti kuruldu. 1921 yılının Ocak ve Şubat aylarında artık Kafkasya'da Çarlık Rusya'sının yıkıldığı yerde artık Sovyet Cumhuriyeti'nin bir bakıma aynı şekilde, aynı düşünceyle devam ettiğini görüyoruz. Yönetim tarzı değişmiş ama yine yöneticiler Moskova'daki Ruslar idi. Orta Asya'da da aynı şey yaşandı. Kazakistan Sovyet Cumhuriyeti, Özbekistan Sovyet Cumhuriyeti, bağımsızlık süreçleri demek ki 1917 Ekim'inde başlamış bu devletlerin Ekim'den, 1917 Ekim'den 1921 Ocağı'na kadar bir bağımsızlık süreçleri var. Ama ondan sonra Ruslar tekrar kontrolü Sovyet idaresi altında bu coğrafyada sağlamışlar. Haliyle bizim bundan sonraki muhatabımız doğrudan Lenin oldu. Ankara Lenin'le görüşmeye başladı. Yani bu Gümrü'deki sınırların kabul ettirilmesi ve tanınması konusunda Moskova ile görüşmeler ve peşinden Moskova Anlaşması 16 Mart'ta. Bakın çok uzun bir sürede değil. 4 ay sonra biz Moskova Anlaşması'yla Gümrü Anlaşması'ndaki sınırların aynısını Rusya'ya da kabul ettirmiş olduk. Rusya'nın düşüncesi aslında açıkçası Kars ve Sarıkamış'ın ve Gümrü'nün Ermenistan'a bırakılması yönündeydi. Ama onlarda da büyük bir kaos ve iç karşıtlık hala devam ettiği için tam manasıyla güçlü olamadıkları için Gümrü'deki bizim kazançlarımızı kabul etmek, tasdik etmek zorunda kaldılar. İkinci anlaşma 13 Ekim 1921'de biliyorsunuz Kars Anlaşması. Peki Kars Anlaşması'nın önemi nedir? Biz Kars Anlaşması'nda maalesef Gürcülerden ele geçirdiğimiz Gümrü'yü, Gürcülerle de bir baskımız var. Siyasi yönden Gümrü'nün boşaltılmasını istedik Gürcistan Cumhuriyeti'nden ve bunu kabul ettiler. Ankara'da yaptığımız anlaşmayla Gürcistan Cumhuriyeti Gümrü'yü bize bıraktı. Ama Kars Anlaşması'yla Gümrü'de bulunan Türk nüfusun çoğunluğuna rağmen ama Ruslar da rahatsız etmemek için, onlardan destek alabilmek için çünkü Batı'da savaş devam ediyor. Biz Gediz Taarruz'un başarısız olduğu, Sakarya-Kütahya savaşlarının olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ankara çok kritik bir döneme içten geçiyordu. Gerçekten büyük bir baskı altındaydı ve Rusya'dan gelecek yardıma da ihtiyacı vardı. Gümrü ve Moskova anlaşmaları bize Nahçıvan üzerinden
Azerbaycan'dan, Rusya'dan gelecek yardımlarla kapıyı açmıştı. Doğrudan oradan bir bağlantı sağlayabiliyorduk ve Erzurum'a Nahçıvan'dan artık Rus yardımları gelebiliyordu. Biz Milli Mücadele sırasında Ruslardan evet yardım aldık. Kazım Karabekir Paşa İstiklal Harbimiz isimli o büyük eserinde yazışmaları birebir veriyor. İşte Rusya'dan bugün işte 1000 ruble geldi, 2000 ruble geldi diye günlük gelen yardımları bize aktarıyor. Bolşeviklerin yardımlarını, gelen silahlar Batı cephesine rahatlıkla artık sevk edilebilecekti. Neticede ister Ermenistan Cumhuriyeti ile yaptığımız anlaşma olsun, isterse Moskova ve Kars anlaşmaları olsun, doğudaki bugün bizim mevcut olan sınırımızı teyit ediyor ve hala da geçerliktedir. Biz Kars anlaşmasıyla bugün doğudaki Sarıkamış, Kars hattındaki, Iğdır hakkındaki sınırımızı Rusya'yla inşa etmişiz ve bugün de o anlaşmalar devam ediyor. Ama 1990 yılında Rusya'nın kesin olarak Sovyet Rusya'nın yıkılmasından sonra yeni bir durum ortaya çıktı. Biz bu anlaşmaları Sovyetlerle yapmıştık ve şimdi yeni kurulan Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti ile yeni ilişkilere başlıyorduk 1990'da. Bu devletleri ilk tanıyan ülkelerden birisi, bağımsızlıktan tanıyan ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyeti oldu. Azerbaycan'da aynı günde Ermenistan'ı tanıdık, aynı günde Gürcistan Cumhuriyeti'ni tanıdık bağımsız devlet olarak. Ama bu Ermenistan Cumhuriyeti o gün bir bağımsızlık bildirgesi yayınladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin 1990'da yayınladığı bağımsızlık bildirgesinde ifade edilen konulardan birisi şuydu: Ermenistan Cumhuriyeti 1915 olaylarını ve Batı Ermenistan'daki haklarını müdafaa etmeyi devam ettirir diyordu. Ermenilerin Batı Ermenistan olarak tarif ettiği şey Erzurum, Van ve Bitlis bölgeleriydi. Batı Ermenistan olarak isimlendiriyorlar bu bölgeleri ve bu bölgedeki haklarını sürdüğünü ileri sürdüler. Ve iddiaları hala devam ediyor ve şimdi Bolşeviklerin yıkılmasından sonra Taşnaklar tekrar Erivan'a hakim olmuşlardı. Bu Paşinyan'a kadar da Erivan'da hakim olan iktidar Taşnak Sütlün iktidarıdır bir parti olarak. Onların içerisinde çok büyük çekişmeler var. Hınçaklar hala devam ediyor. Hınçak Partisi, Taşnak Partisi var, Ramgavarlar var. Yukarıdan aşağıya ama en egemen olan burada Taşnak Sütlün Partisi'ydi. Onlar işi tekrar sararak 1915 yılına geri götürdüler ve o iddiaları gündeme taşımaya başladılar. Uluslararası alanda bunun işte propagandasını yapacağız, yeniden Türkiye'ye kabul ettireceğiz. Bir taraftan da 1992'de Karabağ'ı işgal etmeleri Türkiye ile Ermenistan arasındaki bütün ilişkilerin kesilmesine ve Türkiye'nin durumu protesto etmesine sebep oldu. Bir taraftan ulusal toplantılarında, milli toplantılarında Ermenistan bayrağı üzerine Ağrıdağ motifini koymak, Ararat, işte bizim nihai olarak ulaşacağımız hedefimiz burasıdır demeleri. Anayasalar içerisinde bu 1915 olaylarını yeniden gündeme getirmeleri, uluslararası alandaki tartışmalar, bu sefer Türkiye dedi ki eğer Karabağ'ı boşaltmazsan seninle olan sınır ilişkilerimi başlatmayacağım dedi ve hava sahasını, sınırı kapattı. Ermenistan'la bütün ilişkileri, diplomatik ilişkileri de kesti. Karabağ meselesini birinci ön şart olarak koydu Türkiye Ermenistan'la ilgili görüşmelerinde. Biliyorsunuz biz bir 2010 Ekim'inde karşılıklı olarak açılım yaşadık. Ermenistan'la da açılım yapalım dedik. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan bir protokol imzaladılar. Bir barış anlaşması, karşılıklı olarak sınırlarımızı açalım, dostluk anlaşması olsun, 1915 olaylarını tartışalım, burada ne oldu? Bunu da gerçekleştiren o zaman kimdi bu iki gücü bir oturtan masaya? Amerika Dışişleri Bakanlığı Clinton'du. Onun bütün girişimleriyle bu görüşmeler başlamıştı. Zürih'te imzalanmıştı bu anlaşma. Ama bunun da yine parlamentolardan geçmesi gerekiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve Ermenistan Meclisi'nden geçmesi gerekiyordu. Her iki taraf birbirini kollamaya başladı. Şimdi bu protokolü ikinci kim uygulayacak? Çünkü Türkiye'nin bu anlaşmayı imzalaması Azerbaycan tarafından büyük bir tepkiye sebep oldu. Türkiye ön şartı kaldırmıştı, Karabağ'ın boşaltılması şartını. Ermenistan'la normal ilişkilere başlıyordu. Bu kötüydü. Onun için Türkiye'de de bir tepki meydana geldi. Milliyetçi partiler tarafından, muhafazakar partiler tarafından tepkiyle karşılandı. Ama diğer taraftan Ermenistan diasporası da Ermeni hükümetine hücum etti. Dediler ki yani biz bütün dünyanın kabul ettiği 1915 soykırımını neden şimdi tartışmaya açıyoruz Türklerle? Bunu neden konuşuyoruz?
Bu bizim için ikinci bir soykırım günüdür dediler. 10 Ekim tarihini ikinci soykırım tarihi olarak ifade ettiler. Onlar da büyük bir baskı altında kaldı. Ve bu bir yıl sonra Ermenistan Cumhuriyeti açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'nin olumsuz tutumlarından dolayı biz bu protokolleri rafa kaldırıyoruz, uygulanamaz dedi. Ve böylelikle bütün yine mesuliyeti uluslararası alanda Türklere yıkmış oldular. Bu Ermenilerin ve Rumların uluslararası alanda yaptıkları en mükemmel iştir. Propaganda ve her konuda kendi haklılıklarını destekleme ve gösterme. Bütün gazeteler, basın, Avrupa'daki liseler de 150 yıldan beri bunlara aynı bakış açısıyla destek veriyorlar zaten. Kendi kültürlerinin, kendi doğu siyasetlerinin bir parçası Rumlar ve Ermeniler ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun için bizde Ermeni meselesi 1915'te başlamış gibi görünür ama bugün hala biz içerisindeyiz. Çok yoğun bir şekilde uluslararası alanda bir baskı altındayız. Bizde ilk defa Ermeni sorunu üzerine 1984'te bir kitap yazıldı. Bu meseleyi ele alan Kamuran Gür'ün bir diplomattı, Dışişleri Bakanlığı da yapmıştı. Kamuran Gür'ün bu kitabı Ermeni Dosyası ismini taşıyordu. Kamuran Gür'ün kitabında Ermeni Dosyası ismini neden verdiğini şöyle açıklıyordu. Biliyorsunuz diyor işte Türkiye ile ilgili bir mesele olduğunda büyük devletler hemen Türkiye'nin önüne bu Ermeni meselesini getirirler. Her devletin kendi dış işlerinde bir Ermeni dosyası vardır ve bu dosyayı alıp Türkiye'nin önüne indirirler. Bu yüzden kitabı Ermeni dosyası ismini verdim der. Gerçekten de öyledir. Türkiye ile sorunu olan, iktisadi bir krizi olan, Türkiye'yi bir pazardan çekmek isteyen, Türkiye'nin askeri hakimiyetini kırmak isteyen bir devlet ilk önce parlamentosuna bu Ermeni meselesini getirip Türkiye'nin önüne koyar. Ya bir dakika siz de 1915'te bu Ermenileri kesmiştiniz diye onun üzerine siyasi baskılar ve yaptırımlar uygulamaya çalışırlar. Bugün Avrupa Birliği'ne girişte bizim karşımızdaki maddelerden birincisi Güneydoğu Anadolu'daki Kürt halkı ile ilgili çözümlerin yapılması. Bakın bu bir şart. Diyor ki burada parlamenter ve demokratik çözüm yapacaksınız. Biz yapmışız zaten. Bunu uyguluyoruz. İkincisi şu Kıbrıs sorununu çözeceksiniz. Kıbrıs'ta Rumlarla bir barış yapmadan sizi buraya alamayız. Üçüncüsü de 1915 olaylarını Ermenilerle görüşerek bir soykırım olgusu üzerinden halletmeden siz buraya giremezsiniz. Şimdi biz bu üç meseleyi de 2010 yılında açılım süreçlerinde çözmeye çalıştık. Hem Kıbrıs meselesinde orada Annan planına destek verdik ya anlaşma olsun. Türklere dedik ki ya buna olumlu oy verin. Oylamalar yapıldı biliyorsunuz. Bunlar Türkiye'nin dondurulmuş olan uluslararası sorunlarıydı arkadaşlar. Bu uluslararası sorunları biz dedik ki ya bu dolaptan çıkaralım dondurulmuş olan yerden çözelim. Ve dondurucudan çıkardığımız bu Kıbrıs meselesini evet Annan planı bizim için uygun. Kıbrıs'ta bir devlet olsun ve Türklerle Rumlar burada bir arada yaşasın. Kuzey-Güney ayrımı olmadan bir bütün Kıbrıs vardı Annan planında. Türkler bu birleşmeye razı oldular ama Rumlar hayır dediler biz böyle bir birleşmeye karşıyız. Bu devlet ancak bir Rum devleti olabilir dediler ve Annan planını reddettiler. Türkiye çözüm isterken, Türkler çözüm isterken Kıbrıs'ta olumsuzluk tavrı Rumlardan geldi. Ama bu sefer iş bir ay sonra yine Türklerin aleyhine döndü Kıbrıs'ta. Denildi ki Türkler orada askeri işgal siyasetini uyguluyorlar. Türk ordusu Kuzey Kıbrıs'tan çekilsin, boşaltsın. Ve şimdi biz Kıbrıs meselesini çözdük. En son seçimlere kadar büyük bir krize geldik. Bakın siz buzdolabından, dondurucudan çıkarıp da çözdürdüğünüz bir şeyi tekrar donduramıyorsunuz ya da onu bir an evvel pişirip yemeniz lazım. Yiyemedik. Bu sefer kokmaya başladı. İşte Kıbrıs'ta ya Türkler buradan gitsin demesi de Türklerin o zamanki propagandaya bağlıydı. Sorun bizim aleyhimize gelişti. Güneydoğu'daki çözüm meselesinde samimi değillerdi karşı taraf. Bu siyasi partiler orada kendileri için bir legal ortam oluşturdular ve bu legaliteyi kullanarak halk arasındaki propagandalarını bağımsızlık ve federasyona götürdüler. Türkiye samimi olarak bir arada yaşama kültürünü geliştireyim derken, dondurulmuş olan bu sorunu çözeyim derken yine orada geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Eskisinden daha şiddetli ve kötü bir duruma düşmüş durumdayız. Ermeni meselesiyle ilgili de biz dondurulmuş olan o meseleyi çıkardık. Raftan getirdik ya bunu çözelim artık yeter dedik. Ve maalesef o zaman Türkiye'deki siyaset tam anlamıyla o güne kadar Ermeni meselesi çalışanların aleyhine de gelişti. Ya işte bunlar milliyetçiler, yazılar, Türklerle Ermeniler arasında bozan bu Türk tarihçiler diyecek kadar da ileri giden bir güruh çıktı ortaya. Ermenilerle barışalım derken diğer taraftan bizim tarihi tutumumuza da darbe indiren bir grup çıktı maalesef. Ama şimdi onlar da geri çark ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın sofrasında oturduk. Tarihçilerle beraber ben de davetliydim orada. 2015 yılında Nisan ayında. Ya işte bugüne kadarki yapılan her şey hep biz adım attık. Ermenilerden işte özür dileyelim, Ermeniler karşılıklı acıları paylaşalım söylemleri ön plandaydı.
adım attık attık dedi ama karşı taraftan hiçbir olumlu adım yok. Evet ama yetersiz. Evet ama yetersiz. Ne istiyorsunuz? Bu işin varacağı yer bizim hep söylediğimiz şey. Bir tazminat, yani 1915 yılında 1 milyon Ermeni'nin öldürdüğünü kabul edeceksiniz. Bunların tazminatını ödeyeceksiniz. Ve bunların geri dönüşünü, Kafkasya'dan geri dönüşlerini ve topraklarını vereceksiniz. Bir 4T diye kısaca söylüyoruz biz buna. Terör, tanıtma, tazminat ve toprak. Buraya gidecek bu iş ve bundan da vazgeçmiş değiller. Ermenistan Cumhuriyeti'nin tavrını her seferinde görüyoruz. Bu işin tek bir çözüm yolu vardı. Karabağ'da olduğu gibi silahlı, askeri bir harekatla bu işi çözmekti. Görüldüğü üzere Karabağ'da o tek çözüm yolunu nihai olarak gerçekleştirmiş olduk. Bu zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferidir. Karabağ meselesinin bu şekilde çözülmesi. Açık ve net. Ermenistan'ı bu kadar ikinci plana iten, Azerbaycan'ı çok cesaretlendiren ve onun yanında sıkı sıkıya duran Türkiye'nin tavrı ve hareketi olmasaydı Azerbaycan, açık ve net söylüyorum, bu işi gerçekleştiremezdi. Azerbaycan evet ordusu güçlü, evet Türkiye 10 yıldan beri ona askeri bir eğitim veriyor, destek veriyor ama parası da çok. Para nereye gidiyor? Rusya'ya ve Amerika'ya gidiyor. Onun güvenliğini, benim güvenliğimi sağla, silah ver. Rusya'ya veriyor yarısını. Petrolden gelen paradan bahsediyorum. Bakü petrollerini yeme meselesidir. Rusya'nın oradaki tutumu ve tavrı, Amerika'nın oradaki tutumu ve tavrı. Ve 30 yıldan beri çözülemeyen Minsk grubu diye bir grup kurmuşlar. Amerika, İngiltere, Fransa ve Rusya var bu grupta. Kendi aralarında paslaşıp bir sömürgenin başına yığılmış çapulcular gibi petrolü nereden ne kadar yiyeceğize bakıyorlar. Olayın çözümsüzlüğe götürmesinin en önemli sebebi Bakü petrollerinin paylaşılması meselesiydi. Azerbaycan'ı bu şekilde kullandılar Ermeni meselesi etrafında. Ermenileri saldırgan bir tutuma getirerek Azerbaycan topraklarına Tuvaz'la başladı bu iş. Orada 3 general öldü, 21 asker şehit oldu ve askeri harekat bundan sonra döndü. Bunu bu şekilde kışkırtanlar kimlerdi? İşte bu bahsettiğimiz Minsk grubunun büyük devletleriydi. Sömürgeciliğin mantığı şu: bir sömürge üzerinde siz kavga edebilirsiniz büyük devletler yiyiciler olarak. Ama eğer sömürge dirilmeye kalkıyorsa hep beraber el ele verip ilk önce onu ezersiniz. Şimdi Amerika ve Fransa'nın, Rusya'nın yaptığı da bu. Azerbaycan güçlenince hemen Rusya geldi, bir dakika dur. Buraya kadar dedi senin. Paşinyan'a biz gerekli cezayı verdik. Çünkü Paşinyan bir taraftan da oradaki Amerikan hakimiyetini ortadan kaldırmaya ve o hakimiyetini kurmaya ve Rus ordusunu sınır dışı etmeye çalışıyordu. Rusya böylelikle Paşinyan'a da bir darbe vurdu. Şimdi geldi, Karabağ'da tek hakim benim dedi. Maalesef yapılan anlaşmayla benim kontrolümde geri Karabağlılar gelip buraya yerleşecekler dedi. Ama tam anlamıyla da Karabağ yerleşemedi şu anda Azerbaycan ordusu. Bir kısmı da Ermenistan sınırları içerisinde kaldı. Ermeni meselesinin tabii ki iki önemli bir boyutu var tarihi yönüyle baktığımızda. Buradaki o 40 yıllık dönem anlaşılmadan Ermeni meselesinin nasıl doğduğu ve geliştiği anlaşılamaz. Bunlardan birinci dönem Sultan Abdülhamit dönemidir. Yani 1878-1918 arasından bahsediyoruz. 40 yıl dediğimiz dönem odur. Bu tarihi süreç olmazsa Ermeni meselesiyle ilgili kim ne anlatsa, anlatırsa anlatsın, ister Türk tezini savunanlar anlatsınlar, isterse Ermeni tezini savunanlar anlatsınlar, bizim akademik camia hiçbir şey anlamaz, bizim üniversite öğrencilerimiz bu işten hiçbir şey anlayamazlar. İşin nereden çıktığını görmek gerekiyor her şeyden evvel. Tabii ki Sultan Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti 19. yüzyıl dediğimizde İlber Ortaylı'nın dediği gibi imparatorluğun en uzun yüzyılı. O kitabı okumak gerekiyor, İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabını. Bir taraftan da onun yine İlber Ortaylı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman nüfuzu kitabını okumak gerekiyor. Bir büyük devletin Osmanlı Devleti üzerinde ya da Türkiye üzerinde hakim olması ne demek? Bu Alman nüfuzu kitabı da çok önemli. Bize pencereler açıyor her ikisi de, o değişim ve dönüşüm sürecinde bir ufuk açıyor. Ve bir taraftan da Edward Erickson'ın yazmış olduğu Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu kitabı çok önemli. Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı, nasıl cereyan etti, biz kimlerle müttefiktik ve Almanlar ne kadar tesir etti bizim ordumuza? Birinci Dünya Savaşı'nı biz kimin adına gerçekleştirdik, niçin yaptık? O kitap çok güzel veriler sunuyor bize. Hangi cephede ne kadar kuvvetimiz vardı, ne kadar kayıp verdik, şehitlerimiz neydi? Gerçekten bu savaşı Almanlar mı yönetmişlerdi Çanakkale'de ve Kütülhamare'de? Ya da tehciri Almanlar mı kararlaştırmışlardı? Bunu güzel anlatıyor. Yine Edward Erickson'ın Türkler ve Ermeniler ya da Osmanlılar ve Ermeniler diye bir kitabı var. O da gerçekten bu konuda güzel veriler sunuyor bize. Ama karşılaştırmalı bir tarih ne okuyacağız dersek Ermeni meselesiyle ilgili. Gunter Levy bir Yahudi,
1915'te ne oldu diye Timaş'tan çıkan bir kitabı var. Günter Levy'nin. Öldü şimdi kendisi. Günter Levy şöyle bir yol izliyor. Sultanahmet döneminden başlıyor. Bin Dünya Savaşı sonuna kadar. Ermenilerin tezi neydi diyor. Bunları tartışıyor. Başlık başlık. Türklerin tezi neydi diyor. Bunları tartışıyor. Yani Türkleri de yeri geldiği zaman çok büyük haksızlıklar yapıyor. O kitabı okuduğumuzda görüyorum. Onun editörlüğünü yapmıştım o kitabın. Yayınlanmadan önce. Ama neticede vardı sonuç şu diyor ki 1915 yılında yaşanan olaylar bir soykırım değildi. İşte bu Ermenilere büyük bir darbe, Ermeniler için büyük bir darbe. 1915'te yaşananlar soykırım değildi dediğinizde Ermenilerin bütün tezini alt üst etmiş oluyorsunuz. Ve onların ifadesiyle siz bir denier oluyorsunuz. Ve Avrupa'da inkarcı demek, bir kişiye inkarcı dediğinizde, Amerika'da inkarcı dediğinizde en büyük hakarettir, en büyük aşağılamadır. Amerika'da bir konferans verdiğinizde, İngiltere'de bir konferans verdiğinizde Avrupa'da katılımcılar, Ermeniler hemen sizi bununla suçlarlar, deniyor derler ve seni aşağılarlar verdiğin bütün bilgileri, bütün her şeyi ayakları altına alırlar. Bu inkarcının da çıkış noktası tabii ki Yahudi soykırımıyla ilgili. Yani Yahudi soykırımıyla ortaya çıkan bir tabir var, inkarcı tabiri ve onu şimdi Ermeniler alıyorlar, kendi lehlerine çevirerek kamuoyunda kullanmak gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Soykırım dediğimiz şey ilk defa 1948 yılında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer aldı. Soykırım tabiri, genocide dediğimiz tabir, uluslararası bir suç olarak ilk defa ne zaman betimlendi? 1948, yani İkinci Dünya Savaşı bitti, Birleşmiş Milletler kuruldu ve orada İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yapılan soykırımı tanımladılar orada başlık başlık. İnsanları herhangi bir inanışlarından ya da milletlerinden dolayı bir bölgeden alıp bir bölgeye sürmek soykırımdır. İnsanların bir grubunu alıp dinlerinden ve inançlarından dolayı hapsetmek, onlar üzerinde deneyler yapmak, sakat bırakmak, öldürmek, her şey, yani çocuklarına işte hakim olmak ve onları eğitmek, bunların hepsi soykırım olarak ifade ediliyor. Ve Türkiye'de o zaman bu soykırım sözleşmesine imza koyan devletlerden birisidir. Ve bu soykırım sözleşmesinin maddelerinden birisi de bu sözleşme geriye dönük işletilebilir. Bu da önemli. Yani 1915 olaylarını da bu tartışma alanı içerisine alır diyordu aslında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Tamam, 1915 olaylarını tartışalım. Bakalım bu soykırım tabiri ve tanımı içerisine uyuyor mu? Bunu tartışmak gerekiyor. 1915 yılına gelindiğinde... Tabii ki Osmanlı Devleti'nde söylediğimiz gibi İttihat Terakki ve iktidarı var. İttihat ve Terakki ile beraber müttefik olan, 1908'den beri beraber çalışan bir Taşnak Sütyun Partisi var. İttihat Terakki Fırkası bütün seçimlere Taşnak Sütyun ile beraber girmiştir. Ve kendi meclisteki yer alacak mebus listesine 12 tane de Ermeni milletvekilini dahil etmiştir. Ermeniler bunu az bulmuşlardır ama... Nüfus oranlarına göre, çünkü Osmanlı Devleti'nin nüfus oranına göre Ermenilerin o sırada 50 bin kişiye bir mebus düşünülürse yaklaşık 20 milletvekilleri olması gerekiyordu. Taşnaklar böyle hesap ediyorlardı. Oysa ilk toplanan mecliste Ermeni milletvekili sayısı 12 idi. Bunlar Taşnak idi 10 tanesi, 2 tanesi de Hınçak Cemiyeti'ne mensup idi. Onlar da Ahrar Fırkası'yla ittifak halinde seçime girmişlerdi. Yani Osmanlı parlamentosundaki 350 milletvekilinden 14'ü Ermeni idi. Bu da onların nüfus sayısını gösteriyor zaten. Osmanlı Devleti'ndeki Ermenilerin nüfus oranını ve hakimiyetlerini gösteriyor. Rumlar da vardı tabii ki. Onlar da bu seçime girmişlerdi. Ayrı bir parti olarak ve bazen de İttihat Terakki içerisinde. Şimdi beraber yola çıkılan ama ittifaktan yol ayrımına doğru giden bir birliktelik var. Çatı neydi burada? Çatı İttihat Terakki diyordu ki bir açılım yapalım. 30 yıldan beri Sultanahmet döneminde biz büyük bir baskıya maruz kaldık. Siyasal dönüşümü gerçekleştiremedik. Parlamentoyu toplayamadık. Şimdi parlamento var. Bu parlamento çatısı altında bütün sorunları görüşelim. Doğu sorununu çözelim. Orada Kürtlerle Ermeniler arasında bir birliktelik sağlayalım. Çünkü Sultanahmet doğuda bağımsız bir Ermenistan'ın kurulmasına karşı en büyük koz olarak Hamidiye alaylarını teşkil etmişti. Taşnak ve Hınçakların saldırılarına karşı bu aşiretlerin kuvvetlerinden oluşan silahlı bir kol oluşturmuştu.
Şimdi soykırım iddialarına birisi de oraya gider. Yani Abdülhamit derler. İşte Kızıl Sultan çünkü doğudaki aşiretleri silahlandırarak Ermenileri kestirdi gibi bir yaklaşım ortaya koyarlar. Asayişi ancak bu şekilde sağlanmıştı. Taşnakların ve Hınçakların köyleri basma, askeri garnizonları basma eylemleri bu şekilde önlenebilmişti. Sultan Abdülhamid'in de bundan başka bir çaresi görünmüyordu açıkçası. Şimdi İttihat Terakki bu aşiret alaylarını kaldırdı. Yeni bir değişim ve dönüşüm çözüm süreci diyoruz ya, arazi meselelerini çözmeye gayret etti. Ama o kadar baskın bir Rus ve İngiliz siyaseti vardı ki Osmanlı Devleti üzerinde. Daha bu değişim ve dönüşüm süreci yaşanmadan bir anda Adana'da bir Ermeni ayaklanması ve olayları çıktı. Peşinden Van'da, peşinden Zeytun'da daha açılım sürecini gerçekleştiremeden silahlı eylemler Osmanlı Devleti'nin elini kolunu bağladı. Ve 1913'teki reform paketi neydi? Doğu Anadolu ikiye bölündü bu altı vilayet. Birisinin merkezi Erzurum oldu, birisi Diyarbakır oldu. Ve bunun başına iki tane Hristiyan vali atandı. Bunlar 1914 ocağında gelip göreve başladılar. Doğudaki bütün komutanlara ve valilere emir verme yetkileri vardı. Şimdi doğuda bir Ermenistan kuruluyordu bu 13 reformuyla. Ama İttihat Terakki de eli kolu bağlı Rusya'nın baskısından dolayı bunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Başka bir yolu da görünmüyordu. Bu reform politikaları başladığı anda Hınçak Cemiyeti'nin Köstence Kongresi 1913 yılında Balkan Savaşları bittiği sırada dediler ki biz artık Osmanlı parlamenter sisteminden ümidimizi kestik, biz savaş kararı alıyoruz ve Talat, Enver, Cemal'i de öldüreceğiz bir suikastla. Gizli bir toplantıydı ama bunun içerisinde yer alan 20 tane Ermeni komutacıdan birisi de Osmanlı Emniyeti'nin casusuydu. Bütün bilgileri verdi. Dedi ki bugün toplanan katılan işte 20 kişi şunlardır, Anadolu'daki temsilcilerdir bunlar. Hınçak savaş kararı aldı. Bakın daha Birinci Dünya Savaşı yok ortada. Doğuda reformun olduğu bir dönemde. Aynı dönemde Taşnak Sütlü Tiflis Kongresi 1914 Ocağı'nda. Osmanlı parlamenter sistemi çökmüştür. Rusya'dan başka bir güveneceğimiz kuvvet kalmamıştır. Doğuda Ermenilerin refahını istiyorsak silahlı mücadeleye girişmek zorundayız. Osmanlı Devleti istihbaratı ve dahiliye nezareti elimizdeki belgeler bunu gösteriyor. Tamamıyla bu gelişmelerden ve yapılan toplantılardan haberdardı. Talat Paşa'nın anılarını okuduğumuzda, Talat Paşa'nın anıları biraz bu Ermeni müdafaasıdır. Dahiliye Nazırı olarak 1915'te bütün bu sevk ve iskanı o uygulamıştır. Der ki Ermeni milletvekillerini, taşnağın önde gelen isimlerini çağırdım. Dedim ki bakın Rus elçisiyle İstanbul'daki Giers'la çok sık görüşüyorsunuz. Rusların vaadine kapılıyorsunuz. Yaptığınız görüşmelerdeki bütün projelerinizden haberdarız. Bu görüşmeleri bir an evvel kesin. Aksi takdirde Osmanlı ordusunu durduramayacağım size karşı. Değil mi? Osmanlı ordusu içerisinde de bir tepki var bu Ermenilerin bu çalışmalarına karşı. Diyorlar ki gidelim bütün bu Ermenilerin parti şubelerini her şehirde bugün nasıl bir partinin şubesi varsa İstanbul'da genel merkezi var ve bütün şehirlerde de şubesi var, üyeleri var. Hepsini basalım, kapatalım ve bütün belgelerine el koyup bunları tutuklayalım diyor askeri kolda. Şimdi bugün de öyle bir kol var. Bakın Anadolu'da bunların PKK'nın yapılanması, örgütlenmesi bir parti etrafında oluyor ve bütün bu yazışmalar da takip ediliyor. Hem emniyet içerisinde hem de istihbarat içerisinde böyle sert bir kol her zaman vardır ve siyasal sistem onu yavaşlatır. Hayır, parlamento var, meclis var. Böyle bir baskı ve yok etme ya da kapatma kararı alınamaz. Daha yumuşak gideceğiz. Buradaki yumuşak gideceğiz diyen Talat Paşa'ydı. Vartex Efendi, Zöhrab Efendi Ermenilerin önde gelen milletvekilleriydiler. Onlarla defalarca görüştü. Ayrıca yakınlıkları da vardı yani bu milletvekilleriyle. Defalarca görüşmelerden bir netice alınamadı. Savaş çıktığı anda da Osmanlı parlamentosunda milletvekili olan Erzurum milletvekili Karakim Pastırmacıyan ve diğer taraftan Adana milletvekili olan Hamparsun Boyacıyan ve yine Taşnak Sütunu dağdaki vurucu kolu olan Andranik Ozanyan Kafkasya'ya gittiler. Tiflis'te Rus ordusu adına gönüllü birlikler teşkil etmeye başladılar. Ve burada o inşa ettikleri gönüllü birlikler Osmanlı ordusundan firar eden Ermeni askerlerini de içerisine alıyordu. Osmanlı Devleti'nde ilk defa gayrimüslimler 1909 yılında askere alınmaya başladılar bir kanunla. O zamana kadar gayrimüslimler askere alınmıyorlardı. Ve 1914'te Osmanlı seferberlik ilan ettiği zaman savaştan önce, biz daha savaşa girmeden bir ay önce seferberlik ilan ettik. Ermenilerin bir kısmını firar ettiğini gördük. Rusya'daki gönüllü birliklere katıldılar, Tiflis'e gittiler. Yaklaşık olarak Rus ordusu içerisinde kendi Ermeniler de dahil
Ermeniler sadece Osmanlı Devleti'nde yaşamıyordu. İran içerisinde %10 nüfusu Ermeniydi. Rusya içerisinde Kafkasya'nın %15'i Ermeniydi. Bunları da toplayarak 150 bin kişilik bir gönüllü birlik oluşturdular. Ve bunları 6 lider etrafında, Karakin Pastırmacıyan da dahil olmak üzere, Andranik, Hamas, Duro, Vurucitim olarak Van üzerine saldılar. 1915 Mayıs'ında Van düştü. Bunlar tarafından, Rus ordusu tarafından işgal edilince biz 27 Mayıs'ta sehk ve iskan kararını almak zorunda kaldık. Yozgat'ta, Erzurum'da, Zeytun'da, Maraş'ta isyanlar oldu ve ordu iletişim hatlarını, haberleşme hatlarına saldırılar olunca Osmanlı Devleti nihai kararını aldı. Artık sabrın bittiği yer Çanakkale muharebelerinin en zirve noktasıydı. Mayıs ayı. Çanakkale'de kara muharebelerinin başladığı ve o büyük taarruzların olduğu dönemde bir taraftan da içerideki bu Ermenilerin ayaklanmasıyla uğraşacaktı ordu ve bunların savaş sahası dışına taşınmasına karar verildi. Bizim sehk ve iskan kararı 27 Mayıs 1915 tarihlidir. Ermenilerin soykırım günü 24 Nisan tarihidir. Yani ondan yaklaşık bir ay öncedir. 24 Nisan'da ne oldu? 24 Nisan'da Osmanlı hükümeti aldığı bir kararla bu bahsettiğimiz Taşnak ve Hınçak cemiyetleri şubelerinin kapatılmasını ve liderlerinin tutuklanmasını kararlaştırdı. Soykırım günü bugündür. 24 Nisan tarihinde bu kararı aldık. Yaklaşık 234 Ermeni ileri geleni tutuklandı, İstanbul'da yargılanmaya başlandı. Bunların bir kısmı Çankırı ve Kastamonu'ya sürüldüler. Ve bir iki milletvekili de Zöhrab ve Vartekis'ten bahsetmiştik. Diyarbakır'a yargılanmak üzere giderken yolda öldürüldüler. Yani burada da sehk sırasında bazı eşkıya çetelerinin saldırıları oldu. Erzurum'dan toplanan, Bitlis'ten toplanan Ermenilerin gidecekleri yer Zora, nakilleri sırasında Diyarbakır'da eşkıya çeteleri saldırdı. Talat Paşa hemen bu çetelerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını isteyen telgraflarla Diyarbakır valisini uyardı. Ahmet diye birisi vardı. Onun da 20 adamı orada Diyarbakır'da tutuklanıp idam edildi. Bu Ermeni kafilelerine saldırdıkları için soygun oluyor, saldırılar oluyor. 650 bin Ermeni yerinden oynattık. 4 ay içerisinde topladık. Adapazarı'nda el bombası yapımıyla ilgili birkaç yer basıldı. Bunların hepsi o zaman Osmanlı Devleti tarafından bir kitapta bir araya getirildi belgeleriyle. Kitabın adı Ermeni Komitelerin Amal ve Harekatı İhtilaliyesi'ydi arkadaşlar. Yani Ermeni komitelerin amaçları ve eylemleri diye şimdi bu MSB'nin, Milli Savunma Bakanı'nın sayfasında bir metin olarak var. Bu kitabın PDF'sini bulabiliriz. Meşrutiyetten evvel ve sonra Ermeni komitelerinin amaçları ve eylemleri. Belgelerle beraber dünyaya ilan ediyorduk. Rusya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya bakın bu Ermenileri biz niye sevk ediyoruz? Suçları neler, neler yapmışlar? Bütün belgeler, fotoğrafları orada yayınladı Osmanlı Devleti. Biz buna Osmanlı Devleti'nin beyaz kitabı diyoruz. Bu sevk sırasında hayatını kaybeden saldırılarda açlıkla ya da salgın hastalıklarla 55 bin Ermenidir. Bütün savaştan sonraki nüfus istatistikleri ve rakamları bize bunu gösteriyor. Yusuf Alaçoğlu'nun Ermenilerin Tehcili kitabı önemli bu konuyla ilgili. Bütün İngiliz, Fransız, Rus arşivleri taranarak bu kitaplar inşa edilmiş. Ermeniler Sürgün ve Göç kitabı Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış. Hikmet Özdemir ve Yusuf Alaçoğlu'nun yazdığı, Kemal Çiçek'in yazdığı bir kitaptı. Bunlar önemli. Bizde açıkçası 20 yıla kadar Ermeni meselesiyle ilgili elle tutulur. Uluslararası alanda şöyle yüzümüze ak edecek, yabancı dilde yazılmış bir ya da iki kitaptan başka bir şey yoktu. Ermeniler Lozan'dan bugüne kadar uluslararası alanda 70 bin kitap ve makale yayınlamışlar. Şimdi diyoruz ki Avrupa neden bunlara inanıyor? Siyasi. Hayır. Biz onlara gerçekleri anlatacak bir döküman ya da yayın sunmadık ki. İlk defa 1980 yılında 77-80 arasında Asala'nın terör eylemleri ortaya çıkınca biz yeniden uyandık. Ya ne oluyor bu Ermeni meselesi neydi diye uyanmaya başladık. Bir araştıralım bakalım ya ne oldu. Biz de hep susun ya bu Ermeni meselesini kapatın, kapatın, kapatın. Patlayınca da hemen bizim bir diplomat, büyükelçi Washington'dan diyor ki ya bu Ermeni meselesini anlatacak bir kitabımız yok mu? Verin de bir anlatalım ne olmuştu ki o zaman? Bakın hala bizim yurt dışına gönderimiz diplomatlarımızın bu konuya dair vukufiyetleri bırakın bizim giden oraya doktorumuzu, mühendisimizi, yurt dışında okuyan herhangi bir alandaki profesörümüz. Bizim diplomatlarımızın dahi Ermeni meselesiyle ilgili yetiştirildiği, bizim uluslararası sorunlarımızla ilgili, milli meselelerimizle ilgili yetiştirilmesi konusunda problemlerimiz var. Döküman, kaynak, ihtiyaçları had safhada. Biz akademisyenler evet benim alanımdır, branşımdır bununla ilgili çalışırım ama bir de topluma dönük yönü var işin.
öğrencilerimize anlatacağız, bilgilendireceğiz, bilinçlendireceğiz, diplomatlarımıza, yurt dışına gidenlere anlatacağız. Çünkü dışarıda büyük bir propaganda var. Gittiğinizde karşınıza ya bir dakika siz bu Ermenilere ne yaptınız 1915'te diye gelen bir Ermeni topluluğu ya da onların anlatıp yönlendirdiği broşürlerle yönlendirdikleri bir İngiliz topluluğu, Fransız topluluğu var karşınızda. Anlatmazsanız, meseleyi ortaya koymazsanız, gerçek olmayan bilgiler tek olduğu için doğru olarak kabul edilir. Tek o anlattıkları var. Her yeri kapatmışlar. Siz de gireceksiniz. Bizim Almanya'daki diasporamız, Fransa'daki diasporamız sayı olarak bu Ermenilerden az değil. Fransa'da evet 400 bin Ermeni varsa onun karşısına koyabileceğimiz bir o kadar da Türk vardır. Almanya'da en büyük topluluk Türklere aittir. Ve maalesef Alman parlamentosu çıkıyor. İşte 1915'te Türkler Ermenilere soykırım uyguladı diyor. 2015 tarihinde savaşla bizimle müttefik olmasına rağmen, Alman Genelkurmay'ın bütün işin içerisinde bulunmasına rağmen, bilgisi olmasına rağmen bu cesareti gösterebiliyor. Ama kimse de çıkıp demiyor ki ya bir dakika Almanya da bu işin içerisinde. Eğer bu soykırımsa siz de buna ortaksınız demiyor. Neden? Dediğim gibi yani Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça yazılmış olan kaynaklar ve bu konuyla ilgili internet siteleri, bunlara ihtiyacımız var. Birisi Ermeni Genocide diye girdiğinde karşınıza 100 tane internet sitesi çıkar. En sonunda bir tanesi de bunun Türklerin görüşünü anlatan bir sitedir. Ona kim ulaşacak, kim bulacak, nereden bulacak? Bunun yüzden orada sayıları yüzleri bulan küçük küçük 3 sayfalık, 5 sayfalık internet siteleri, Arapça internet sitesi Mısır üzerinden mesela, Berlin üzerinden Almanca, Rusya'da Moskova üzerinden Rusça, bunları anlatacak maalesef çalışmaya ihtiyacımız var. Bunlar dönemsel olarak gelip geçiyor bize. Tepkisel olarak Ermeni meselesini konuşuyoruz biz. Tepkisel. Ne diyoruz biz? Diyor Ermeni Araştırma Merkezi'ni kurarken 2000 yılında bu düşünceyi de kurdum. Yani bu çalışmalara bir süreklilik kazandırmak lazım. Tepkisel değil, akademik çalışma. Akademik olarak altı yapıyı dolduramazsanız söylediğiniz her şey bir propaganda mahiyetini alır. Şimdi geldiğimiz yer 20 yıl sonra gerçekten başarılı bir nokta. Türkiye'de yazılan Ermeni meselesiyle ilgili çalışmalar bizim uluslararası alanda görüşümüzü ifade edebilecek bir orana gelmiştir. Ama yetmez. Ama yetmez. 1915'te dediğimiz gibi bu propagandanın esas ayağını oluşturan, son olarak bunu söyleyeceğim, propagandayı görmemiz açısından soykırım nereden, nasıl doğdu bu iddialar? İstanbul'daki Amerikan Büyükelçisi Morgenthau. Bundan bahsetmek lazım. Henry Morgenthau. Henry Morgenthau 1913 yılında İstanbul'a büyükelçi olarak atandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi. Ve 1917 yılına kadar da 4 yıl İstanbul'da büyükelçilik yaptı. Amerika 1. Dünya Savaşı'na 1917'de girdi. Amerika girdikten sonra İngiltere'nin yanında büyükelçi Morgenthau haliyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Nedir? Savaş çıktığı zaman savaştığınız ülkelerin bütün diplomatları ülkeyi terk eder karşılıklı olarak. Ama onun yerine de bir vekil bırakırsınız. Dersiniz ki mesela Almanya ile savaşıyorsanız Almanya'daki büyükelçisini çekersiniz. Dersiniz ki benim işlerimi, oradaki bütün davalarımı İtalya Büyükelçiliği takip edecektir dersiniz. Bir vekil bırakırsınız. İngiltere, Fransa, Rusya büyükelçilerini çektiklerinde Türkiye'den vekil olarak da işleri takip edecek bu Amerika Büyükelçisi Morgenthau'yu tayin ettiler. Dediler ki Morgenthau buradaki bizim işlerimizi takip et. Vatandaşlarımızın hukukunu takip et. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson 1. Dünya Savaşı'na girmek istiyor. Savaş çıktığı andan itibaren. Diyor ki ya biz bu savaşa demokratlar olarak girmek zorundayız. Cumhuriyetçiler muhalefet ediyorlar. Diyorlar ki hayır bu savaşa girmeyeceğiz. Çünkü Morgenthau'nun arkasındaki güç İngiltere. İngiltere bunu zorluyor. İngiltere Amerika'yı yanına alacak ki Almanya'yı mağlup edebilsin. Savaşı bir an evvel sona erdirebilsin. Büyük bir güç Amerika. Amerika'da 1823'ten beri Monroe Doktrini uyguluyor. İçe kapalılık politikası. Dünyanın hiçbir yerindeki siyasi ve savaş işleri bizi ilgilendirmez. Biz ticaretimize bakarız uluslararası ilişkilerde diye düşünüyor. Morgenthau burada işte İstanbul Büyükelçisi devreye giriyor. Amerika Başkanı Wilson'a yazdığı telgrafta diyor ki eğer Amerika kamuoyunun savaşa girmesini istiyorsak elimizde çok güzel materyaller var, doneler var. Bunun için Amerika kamuoyunu ikna edebiliriz. Oradan hemen dışişlerinden gelen cevap nedir bu mesele bize açıkla? Diyor ki Osmanlı Devleti'nde Ermenilerin yaşadıkları süreci eğer Amerika kamuoyuna taşırsak, Amerika kamuoyunu Ermenilerin mağduriyeti ve soykırım konusunda uyandırabilirsek bu savaşa dahil olabiliriz diyor.
Ve çalışmalar başlıyor. Gerçekten Morganto, Henry Morgenthau günlüklerini Doğu Anadolu'da bulunan savaş boyunca, hemen onu da söyleyelim, Birinci Dünya Savaşı boyunca Anadolu'nun bütün şehirlerinde, Osmanlı topraklarında Kızıl Haç heyetleri faaliyet yürütmüşlerdir. Osmanlı Devleti bunları yasaklamadı. Bütün Kızıl Haç heyetleri, Hristiyanlara yardım etmek üzere Avrupa'dan toplanan yardımlar bu Ermenilere ulaştırdı, Rumlara ulaştırdı, yardımda bulundu. Ve bunların bölgesel temsilcileri vardı, doktorlar ve hemşireler. Morgenthau'ya raporlar gönderiyorlardı. Günlük raporlar İstanbul'daki Büyükelçisi'ne. Bu raporları dramatize ederek bir günlük inşa etti Henry Morgenthau. Ve bu günlüklerini Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Dışişleri Bakanlığı bu metni o dönemde Pulitzer ödüllü bir gazeteci olan Hetre'ye verdi. Dedi ki, Hetre, senden bir hikaye istiyoruz. Bu Morgenthau'nun günlükleri ve yaşadıkları olacak ama burada Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyanların ve Ermenilerin özellikle yaşadıkları anlatılacak. Bu New York Times gazetesinde günlük halinde parça parça her gün yayınlandı ve sonra da 1916'da bir kitap haline dönüştürüldü. Morgenthau Story kitabın adı İngilizce. Ve bunun peşinde Mavi Kitap doğdu biliyorsunuz. İngiltere'nin bir Mavi Kitabı var. Lord Bryce, James Bryce İngiltere Parlamentosu'nda görevli ve İngiltere'nin yine büyük bir tarihçisi Arnold Toynbee, Wellington House dediğimiz bir propaganda evi kurdular. Savaşta Almanya karşı nasıl bir propaganda yürüteceğiz? Kitaplar yayınlandı biliyorsunuz. Mavi Kitap, Kırmızı Kitap, Rusya'da Turuncu Kitap, Avusturya'da sarı, Fransa'da gri. Bu kitaplar savaşıydı bir tarafta. Herkes savaşın sorumluluğunu birbirine atıyordu bu kitaplarla. Ve Mavi Kitap'ta James Bryce'in yazışmaları var elimizde. Morgenthau ile yazışıyor. Senin belgelerden biz de faydalanabilir miyiz? Tabii ki. Belgeler de örtüşüyor birbiriyle. Mavi Kitap doğdu peşinde. Mavi Kitap'ın adı nedir? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Ermenilere karşı tutumudur. O soykırım iddiaları, gazete yazıları, doktorların buradaki hemşirelerin gönderdikleri mektuplar, işte bugün Van'daki hemşire diyor işte bugün Ermeniler 20 tanesi katledilerek geriye kalanları Erzurum'a sürüldü gibi hikayeler var bunların içerisinde. Katliam haberleri bunlar. Ve büyük bir kitap, Mavi Kitap doğdu. Ondan önce Morgenthau Story. Biz bu Morgenthau Story'yi 1990 yılına kadar ya bunlar yaşanmış, gerçekleşmiş gibi okuduk. Ama bir Amerikalı tarihçi çıktı arkadaşlar, Hitlowry. Hitlowry dedi ki, Morgenthau'nun hikayesinin gerçek yüzü. Kitabı yazdı. Bir arşive girdi. Morgenthau'yla Dışişleri Bakanlığı'nın bütün yazışmalarını çıkardı. Morgenthau'nun hikayesini, daha doğrusu anılarının gerçeğini buldu, onları koydu. Dedi ki, bakın gerçek anılar bunlar ve hikaye bu dedi. Bütün bu yazışmalar, Wilson'un bu iş içerisindeki mesuliyetini ortaya koydu. Dedi ki, bu tam bir savaş propagandasıydı. Morgenthau'nun hikayesi, Amerika Başkanı Wilson'un bir projesiydi ve bunda başarılı oldular. Amerika'nın savaşa girmesinde de bir Yahudiler, iki Ermeniler etkili oldu. Savaş sırasındaki propaganda, Amerika'daki propaganda, İngiltere'de yok, Fransa'da yok, Rusya'da bulamazsınız. Her gün gazetelerde Ermenilerin perişanlığı, haydi yardım kampanyaları diye. Onlardan yardım toplama haberleri. Ama maalesef dediğimiz gibi şimdi Rusya'da Turuncu kitabı aldım, tercüme ettim. Osmanlı Devleti ile ilgili bölümlerini, 75 tane yazışma var orada. İstanbul'daki Rus Büyükelçisi ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki yazışmalar. Mesuliyeti Türklere yükleyen, savaşa girmeyin dedik biz onlara. İşte uzak durun dedik ama onlar girdiler, işte bunlar yazışmalar diye. Türkiye'nin istediği neydi orada? Bir, kapitülasyonları kaldırın, girmeyelim. Doğudaki projeyi durdurun, girmeyelim. Hayır, bunlar kalkmaz. O zaman siz diyorsunuz ki savaştan sonra seni yemeye devam edeceğiz. Sen orada bekle, savaşa girme. Savaştan sonra doğuda biz Ermenistan projesini sürdüreceğiz. Sonra kapitülasyonlarla senin bütün iktisadi ve hukuki bağımsızlığını yine bir yarı sömürge devlet gibi kullanacağız diyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin isteklerini bu konuda yerine getirselerdi, bir kapitülasyonları kaldırsalardı ki doğuda gerçekten demokratik bir çözüm yolunu tercih etmiş olsalar da Osmanlı Devleti bu savaşa girmezdi. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 1918 yılında Osmanlı Devleti'nin bu savaşa girmekten başka bir şansı ve yolu yoktu. Yaşayabilmek için, toprak bütünlüğünü koruyabilmek için. Her devletin bir amacı ve gayesi vardı bu savaşta ama Osmanlı Devleti'nin amacı mevcut topraklarında bağımsız bir Osmanlı Devleti istiyordu. İngiltere Orta Doğu'yu paylaşacak. Fransa sömürgelerini koruyacak. Almanya yeni bir dünya inşa edecek kendisine. Rusya Doğu Anadolu ve Boğazlara yerleşecek. Hepsinin amacı
yeni bir toprak kazanmak, yeni bir sömürge politikası. Ama dediğim gibi Osmanlı Devleti belki de bu savaşta en masum olan devletlerden birisi, çünkü yıkılıyordu. Bu yıkılışı önlemek için de bu yoldan başka bir şansı kalmamıştı. İngiltere'ye müracaat etti, Fransa'ya müracaat etti. Sizinle müttefik olalım. Onlar Rusya'yı gösteriyorlardı. Rusya isterse müttefikimiz o olur ancak. Rusya ister mi? Parçalayacağı bir devleti, doğuya yerleşeceği, Erzurum'a göz koymuş olan bir devlet seni müttefik olarak yanına alır mı? Ve gerçekten de 1916'da Çar II. Nikola Erzurum'da öyle diyordu artık. Erzurum'a girince Rus ordusu, bizim Ermeni meselesi diye bir meselemiz yok diyordu ve Orta Asya'dan, Rusya'dan Rus Kazaklarını getirip, Hristiyan Kazakları getirip oraya yerleştirmeye başlıyordu. Eğer Rusya'da Bolşevik ihtilali olmasaydı, açık ve net söylüyorum, bugün Van şehri, Erzurum şehri, Trabzon bizim sınırlarımızda olmazdı. Bolşevik ihtilali bizi kurtardı, doğudaki şehirleri kurtardı. Açık ve net. Eğer 1915'te Ermenilerin Sek Viskanı olmasaydı, biz bugün Doğu Anadolu'da bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nden söz edemezdik. Açık ve net. Sevr uygulamaya konulurdu ve bu bölgelerde Ermeniler %20 olmasına rağmen oradaki Türkleri yok etmeye ya da göçürmeye, zorlamaya devam ederlerdi. Ki Birinci Dünya Savaşı'nda Rusların işgal ettiği bölgede de yaşadık bunu zaten. Van'dan, Erzurum'dan, Trabzon'dan Anadolu'ya büyük bir göç başladı. Sebebi işte oradaki bu Andranik ve çetesinin Müslüman köylerine basması ve yok etmesiydi. Evet, çok geniş mesele. Bir saat oldu tam, bakıyorum şöyle zaman. Ama Ermeni meselesi de şöyle değerli, toplu, yukarıdan aşağıya akan bir şekilde verdiğimi düşünüyorum. Ama her başlık üzerinde saatlerce konuşabiliriz. Onu söyleyeyim. Yani iddia ederek Ermeniler alalım. Bu 3-4 konferans olur. Sultan Abdülhamit dönemi Ermeniler alalım. 3-4 konferans olur. İşte Osmanlı Bankası baskını diyelim. Mesela banka baskını yapan 18 teröristin başı Karakin Pastırmacıyan'dı. Ve o gün İstanbul'da 4000 kişi hayatını kaybetmişti sokak gösterilerinde. Ve bu adam 1908'de Osmanlı Parlamentosu'nda Erzurum milletvekiliydi. Açalım dedik, yani teröristlere serbestliğe, teröristleri affedelim. Hadi gelsinler bakalım. Adam hayatını Osmanlı Devleti'ne karşı savaşla vermiş. Adam hayatını Türkleri yok etmeye adamış. Parlamentoya gelecek, diyecek ki ben bütün eskilerden vazgeçtim, sizinle beraber yaşamak istiyorum. Hayır. Onlar doğuda Ermenistan kurmaktan, bu parlamenter sistemde de vazgeçmemişlerdi. Geçer mi bir terörist? Geçmez. Ve onlar o gün Osmanlı askerlerinin koruyuculuğu altında Karaköy'de bekleyen Fransız gemisine binip Avrupa'ya gitmişlerdi. Çünkü İngiltere ve Fransa diyordu ki bunları serbest bırakın, 150 rehineyi öldürürler yoksa içeride. Yarısı onların vatandaşıydı, içeridekileri, ve serbestçe gittiler. Osmanlı bağımsızlığını uluslararası alanda maalesef kaybetmişti artık. Yani bir Sultan Abdülhamit dizisinde gibi İngiliz elçisini çağırıp da bastonu vurup defol. Nerede? Geliyor elçi sana talimatı veriyor gidiyor. Geliyor Rus elçi sana talimatı veriyor gidiyor. Bunlar yapılacak diyor. Bitti. İtiraz hakkın yok maalesef. Neden? Borçlusun. Neden? Donanma yok. Neden? Gerçekten askeri sistem karma karışık hale gelmiş. Böyle bir Osmanlı Devleti ancak büyük devletler arasındaki rekabetle son 50 yılını yaşadı. Sultan Abdülhamit de bunu başardı. İngiltere'yi Fransa'ya, Rusya'ya karşı denge bu kadar oldu ancak. Ve dünyada Monroe doktrini uygulayan, hiçbir işe karışmayan Amerika Birleşik Devletleri, söz konusu olan Bitlis'teki misyonerinin sınır dışı edilmesi olduğu zaman 1895'te Ermeni olaylarına karıştığı için iki savaş gemisini Mersin'e gönderiyor. Bu adam çabuk Bitlis'e dönecek yoksa bombalarım diyordu. Hani Monroe doktrini? Yok, Türkler söz konusuysa, Osmanlı Devleti söz konusuysa, misyonerler söz konusuysa, bir de misyonerler var ayrıca bir hikaye o da. Başta başına her bölgenin misyonerinin hayatı, 40 yıl adam orada yaşıyor. İşte bu Morgenthau'ya yazılan mektuplardan bir kısmı da oradan sürülen misyonerin kızı. Grace Knapp, Bitlis'in Yaklaşı diye bir kitap yazıyor. Morgenthau'ya mektuplar yazıyor. Babası sürülmüş ama onun intikamını alıyor yazdığı mektuplarla. Misyonerin kızı. Hemşire diye görünüyor belgeleri okuduğunda. İşte Bitlis'teki hemşire Grace'den gelen mektuplar. Ne kadar masum. Bir bakıyorsun geçmişine, bu bütün o misyonerlerin kızı. Yani Osmanlı'yı yok etmek için, Türklüğü yok etmek için orada birinci hedef seçmişler. Ermenileri kullanma konusunda. Ve 3-4 nesli yetiştirmişler orada. Bitlis'te, Van'da, Erzurum'da, Tarsus'ta, Kayseri'de, Beyrut'ta, Kudüs'te Amerikan kolejleri, İstanbul'da Robert Koleji, 4-5 nesil yetiştiriyorlar. Onların yetiştirdiği nesilden zeki olanlar Amerika'ya yüksek tahsile gönderiliyorlar. Ve geri dönüp burada siyasal,
mücadele veriyorlar adamlar. Din eğitimi ve tıp eğitimi alıyorlar daha çok bu misyonerlerde. Ayrı bir hikaye diyorum. Burada noktalıyorum konuşmamı. Teşekkür ediyorum. Hocam bizler teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bu arada konunun uzunluğuyla alakalı söylediğimiz son sözleri de diğer konferansların sözü olarak telakki etmek isteriz hocam. İnşallah. Hocam bu arada kabul buyurursanız arkadaşların hem suali varsa onları sizlere iletelim. İlk olarak mesela chatten Ali Erim Uçluok arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Mortman belgeleri hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Demişler. Derinlemesine araştırmadım açıkçası. Biraz taramam gerekiyor bu konuyla ilgili. Tam bir bilgi veremeyeceğim açıkçası. Mortman belgelerinin içeriğini kontrol etmedim, bakmadım. Onu söyleyeyim açıkçası, bir bilgim olmadığını söyleyeyim hemen burada. Tamam, onlara açtım chat'i, bakıyorum. Bir taraftan da kendi dosyalarımın içerisinden Mortman'a dair birkaç belgem vardı. Ona bakacağım. Mortman'ın yazdıkları, çizdikleri neler olabilir, ama Mortman'la ilgili bugün elimizdeki en önemli bilgi, onun hayatını ve faaliyetlerini anlatacak bilgi, bizim çoğu yerde müracaat eserimiz olmasını tavsiye ediyorum. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde Mortman maddesine bir bakmak lazım. Tabii ki o 1811 yılı doğumlu olan ve Osmanlı Devleti'ndeki faaliyetleri yürüten bir Mortman'dan bahsediyoruz bir taraftan. Bir Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti Şükrü Bey'in o zaman tabii ki danışmanlığını da yürütecekti. Yani Almanya'nın 1915 olaylarında mesuliyeti üzerine İngilizce ve Türkçe çok kitap yazıldı. Almanya ve Birinci Dünya Savaşı, Mustafa Çolak'ın çok güzel çalışmaları var. Selami Kılıç, bunlar ikisi Türkiye'de en uzman kişiler. Almanya'da yetişen, Alman arşiv belgelerini kullanan iki akademisyen, profesör bunlar. Mustafa Çolak ve Selami Kılıç. Almanya ve Ermeni meselesi. İnternette taradığımızda birçok makalelerine ulaşabileceğimiz isimler. Yayınlanmış olan birçok kitapları var. Bu iki isim Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki mesuliyetini bize çok güzel izah ediyor. Golç Paşa'nın, Liman von Sanders'in anıları yayınlanmış olan o Birinci Dünya Savaşı'nda Alman generalleri, meşhurlar bunlar. Onların yayınlanmış anıları bize perde açıyor, bir ışık veriyor. Ama onlar da tabii ki Almanya etrafından hadiseye bakıyorlar. Anılar okurken dikkat etmemiz gerekiyor. İster Türklerin yazdığı anılar olsun, ister İngiliz, Fransız, Almanların anıları olsun. Herkes orada kendi çerçevesine, kendi haklılığını ortaya koyacak bir kalemle başlarından geçenleri yazıyorlar. Bakıyorum şimdi burada Mortman, en son gelen oydu. Didruba, Zeynep. Konuyla alakalı Türkiye'de çekilen ve Türkiye'nin ortak olduğu 2017 yapımlı bir film var. Osmanlı subayı, evet, Ermeniler tarafından her platformda linç edilmişti. İzlemeyenlere tavsiye ederim. Evet, güzel. Bu konuyla ilgili Atome Goyan, çok meşhur bir uluslararası yönetmen. Diğer taraftan Metro Golden Mayer'in birçok yayınlarında bu Ermenilerin hakim olduğunu biliyoruz uluslararası alanda. Onlar özellikle Musa Dağı üzerine yaşananları bir dramatize etmişlerdi. Musa Dağı'nda yaşanan acılar. Çünkü bir Yahudi yazmıştı Musa Dağı hikayesini. 1935-36'da yazmıştı. Yahudilere yapılacak büyük bir işi önlemek için ilk önce Ermenileri hatırlayalım diyordu. Ve 1915'te bir bağlantı kuruyordu bu Musa Dağı kitabında. Zeytun ve çevresindeki Ermenilerin tehcir edilmesi hadisesidir Musa Dağı. Oradaki Ermeniler Musa Dağı'na çekilirler ve bu tehcire karşıdırlar. Onu da bir film haline getirmişlerdi. Propagandanın bir de bu yönü var tabii ki. Film sektörü maalesef bizim bu akademik çalışmaların altyapısını güçlendirmek gerekiyor. Ve ne kadar güçlü bir akademik altyapıya sahip olursak bizim sanat ve kültür alanımızda o kadar güçlü bir destek bulur. Aşağıdan gelen bilgi birikimi çok önemli burada. Biz hala o bilgi birikimi inşa sürecini yaşıyoruz maalesef. Şimdi ben aynı zamanda Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyesiyim. Onları konuşuyoruz. Neler yapılabilir, neler tartışılabilir? Bunlar üzerine konuşuyoruz. Çözüm bulabilir miyiz? Ama maalesef burada bir istikrar. Bu tür meselelerde, diaspora çalışmalarında, burada bulunan arkadaşlara da onu söylüyorum. 23 arkadaşımız var. Açık ve net, gönüllülük ön plandadır. Eğer sen varsan bu mesele var. Eğer sen yoksan bu mesele yok.
gönüllülükle ve hiçbir karşılık beklemeden içtenlikle kendimizi mesleğimize vererek devletimiz için, milletimizin çalışmayı kendimize bir şiar edinmek zorundayız. Maalesef bizde de çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştirilmesinde hep bu kanat eksik kalıyor. Kendimiz için çalışacağız, kendimiz için kazanacağız ama bu böyle değil işte. Başkaları için çalışmanın mutluluğu, devletimiz için, milletimiz için çalışmanın mutluluğunu tatmak zorundayız. Çocuklarımıza da bunu tattırmak zorundayız. Ermeni meselesi de öyle. Diaspora çalışması, yurt dışına gittiğimizde diaspora çalışmaları da böyle. Bunlar size kazanç sağlayan konular değil. Şunu söyleyeyim, yani bu enerjimi, bugüne kadarki yaptığımız akademik çalışmaları, çiçek, böcek, tabiat, sanat işlerine, kültür işlerine, başka işlere versek daha çok fazla bir kazanç elde edebilirdik kendi adımıza. Bu işlere girdiniz ama bu işlerin hazzı çok daha farklı. Hiçbir karşılık beklemeden faaliyet göstermeniz gerekiyor, çalışmalarda bulunmanız gerekiyor. Karşılıklı olarak acıları tanımak ve paylaşmak. Evet, 1915'teki acıları, biz 1915 Ermenilerin acılarını biliyoruz, neler yaşadıklarını. Ama diğer taraftan salgın hastalıkların ve açlığın zirvede olduğu, dünyanın 100 yılının yaşandığı bir dönemde öyle bir açlık yok Anadolu'da, öyle bir kıtlık yok Anadolu'da. Bir çekirge felaketi 1915, tarlalarda bir tane buğday bırakmıyor ve o sene aç geçiyor. Bu açlığın peşinden gelen nedir? Salgın hastalıklardır. Salgın hastalıklar, Enver Paşa'nın doğuda atadığı 3. Ordu Komutanı Hafız Hakkı Paşa tifodan, tifüsten, salgın hastalıktan hayatını kaybediyor. Ömer Naci, İttihat Terakki'nin sağ kolu. O da aynı şekilde şimdi Kerkük'te defnedilmiş, orada Birinci Dünya Savaşı'nda tifodan hayatını kaybediyor. Haliyle bu ölümleri ele alırken bu bir hastalık tarihi çalışmanız gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda hastalıklar tarihi. Hikmet Özdemir yazmış mesela salgın hastalıklar diye, o savaş sırasında bir kitap önemli. Yukarı doğru çıkıyorum, bakıyorum şimdi. Tarihçilik açısından Taner Akçam'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Bildiğim kadarıyla pek sağlıklı eserler olmamasına rağmen çok rağbet görüyor. Bunun nedeni nedir? Şunu söyleyeyim Ahmet, teşekkür ediyorum. Çok ilginç bir şekilde Avrupa'da, Amerika'da yayınlanan Ermeni meselesini destekleyen, Ermenilerin soykırım iddialarını destekleyen bir kitap bir yıl geçmez Türkiye'de hemen yayınlanır. Bu kitapların başında Taner Akçam'ın kitapları gelir. İkincisi onun hocalığını yapan ve birçok tartışmalarda yer alan bir profesör, artık hayatının son dönemi geldi, 75 yaşlarında. Onun kitapları şimdi hemen aklıma gelmedi, gelecek birazdan. Onun kitapları Türkçe'ye yayınlanır. Mesela bu Henry Morgenthau'nun hikayesi bizde, Türkiye'de daha Hitler'in kitabı yokken Türkçe'ye çevrildi. Mavi Kitap Türkçe'ye çevrildi. Yani böyle bir yayın evi furyası İstanbul'da var ve Türkiye'de. Mesela Andranik üzerine 1990'da bir kitap yazılmış, Ermenilerin Milli Kahramanı. İşte bunun kadar böyle şanlı şerefli bir adam yok. Hemen Türkçe'ye çevrilmiş, Peri Yayınları Türkçe'ye çevirmiş bu kitabı. Ve işin acı tarafı şu, bizde hala 2-3 makale çerçevesinde Andranik çalışmaları, ona cevap verecek bir kitap çalışması, yoğunlaşılacak bir proje etrafında verilecek. Bu adam Doğu Anadolu'da yaklaşık 250 bin Türk'ün birebir katlini gerçekleştiren, Erzurum'daki köyleri, Van'daki köyleri yakan, yıkan adamdır. Ve Rus arşiv kaynaklarında bile Ruslar bunu zorla çıkarıyorlar Erzurum'dan, yeter bu kadar katliam diye. Andranik Paşa onlar için. Ruslar generallik rütbesi veriyor bu çete reisine. Ve maalesef tarihin yanılgısı. Şimdi bütün bu eserleri alıp okuduğumuzda, biz Ermeni meselesiyle ilgili bir temel yapı, altyapımız olmasa, Taner Akçam'ın yazdığı her şey çok mükemmel, sizi ikna eder arkadaşlar. Ama Ermeni meselesiyle ilgili arşiv belgeleri çerçevesinde şöyle bir değerli toplu okuma yaptığınızda karşınıza çıkacak olan şey şu ki, tarih içerisinde cımbızla istenilen bölgelerin alınıp, istenilen belgelerin, belge kısmının alınıp kitaba dönüştürülmüş halidir. Bu tarihçilik değil, bu bir propaganda. Şimdi şöyle, ben desem ki Sultan Abdülhamid'in ne kadar baskıcı bir sultan olduğunu, padişah olduğunu anlatacağım arşiv belgeleriyle desem, 100 tane arşiv belgesi bulurum. Ama yola çıkarken desem ki Sultan Abdülhamid'in ne kadar mükemmel bir padişah olduğunu ortaya koyacak 100 belge ile inşa edeceğim desem, onunla ilgili de 100 belge bulur. Taner Akçam bütün anılar etrafında, çerçevesinde, belgeler çerçevesinde didik didik öyle ilginç kelimeleri bulup seçiyor ki konusunu ve hikayesini inşa ederken. Bunu dinlediğinizde, kitaplarını okuduğunuzda ikna olmamanız imkansız. Ama bunu en mükemmel ortaya koyan, dediğim gibi, bir tartışmalı bir tarih
1915'te ne oldu Günter Levy bunu tartışıyor ve Taner Akçam'ın ortaya koyduğu bütün o tezleri çürütüyor. Diğer taraftan Amerikalı tarihçilerin de yaptıklarını ortadan kaldırıyor. Bu yüzden açıkçası Taner Akçam evet Türkiye'de devrim suçlamasıyla kaçmış olan ve bir süre ceza almış olan Türkiye ile ilişkileri hiç iyi olmayan Türkiye Cumhuriyeti'nden intikam almak yolunda yürüyen ve bütün akademik çalışmaları Amerika'daki Ermeni diasporası tarafından desteklenen bir araştırmacı, yazardır, tarihçi diyemiyorum mesela. Taner Akçam'la ilgili onun yazdıklarından mesela yine bununla ilgili bir garip hikaye, Torosyan'ın hikayesi diye Ahmet Erdem olması lazım. Hocanın yazdığı bir kitap var, reddiye var ona. Bir hikaye var. İşte bu Torosyan ailesiyle Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde bir asker. İşte İngiliz-Fransız gemilerinin batırılmasına büyük rol alıyor. Ama daha sonra ailesi Osmanlı hükümeti tarafından sevk ediliyor. Bunun hikayesini anlatıyor. Ama Ahmet Hoca da diyor ki ya bir dakika, Ahmet Hakan diyor ki ya bir dakika, hikaye böyle değil. Bir kere bu adam Osmanlı Devleti'nde bu kadar etkin bir yerde değil. Onun hikayesini bütün arşiv belgeleriyle anlatıyor ki tam ters bir hikaye. Şimdi böyle biz karşılık vermedikçe piyasada bütün propaganda kitapları, dediğim gibi Avrupa'da yani 60-70 bin kitaptan ve makaleden bahsediyorum. Biz de toplasanız Ermeni meselesi işte son 20 yıldaki ataklarla beraber, çalışmalarla beraber 200'ü bulur mu bilmiyorum, 200 kitabı ancak belki 1000'i zor diyorum yani makalelerle beraber. Taner Akçam öyle maalesef yazdıkları Türkiye'de ama bir kol tarafından çok revaçtadır. Çok ilginç bir kitap geçen gün rastladım işte, bir Ermeni devrimci Paramaz diye bir kitap okudum, şaşırdım. Paramaz bir tetikçi, 1915-13 Köstence Kongresi'nde Hınçakların Talat Enver Cemal Paşa'yı vurmak üzere gönderdikleri suikastçı. 20 bin frank vereceğiz sana, git bunları öldür diyor. Adam geliyor, burada yakalanıyor. Mahkeme kayıtlarına ulaştım. Mahkemede sorulan sorular, niye öldürmedin sen? İşte 20 bin frank vereceklerdi, parayı vermediler. Biz devrimi gerçekleştirecektik. İşte Ermeni de halkına özgürlük sağlayacaktık. Terörist adam ama onun yazdığı, Kadir Akın'ın yazdığı kitapta tam bir devrimci milli kahraman adamın karakteri, duruşu, oturuşu, gerçek hayatına bakıyorum, rezalet, sefalet, bütün ahlaksızlıklar onlar da var. Ben bunu bizim bir savcımız Kiraz'ın öldürülmesi hadisesine benzetiyorum, şehit edilmesi hadisesine benzetiyorum. Oradaki teröristlerin milli bir ya da devrimciliğin bir kahraman olarak bazı kanallarda lanse edilmişti ya. Aynen öyledir işte hikaye. Ermenilerin devrimcilik davası da böyledir. Bugün sosyalistlerin sahip çıkma davası böyledir. Taner Akçam'ın davası böyledir. Onlar sosyalizm ve devrimciliğin bir kolu olarak bakıyorlar hala hadiseye. Ama büyük devletlerin bir maşası olan onlara paraları ve silahı kimin verdiği ile ilgili arkasına bakmak istemiyorlar. Çünkü kendileri de bir yerden besleniyorlar. Burada bırakayım, çok ileri gideceğim yoksa. Yukarı doğru bakıyorum. Geldi Mortman belgelerinde. Ermenilerin sürülmesinin sadece askeri nedenlerle yapılmadığı çok açık. İçişleri Bakanı Talat Bey şu anda Kayserilik Büyükelçiliğinde görevli Mortman'a bir süre önce açıkça Babari Dünya Savaşı'nı bahane ederek dış ülkelerin diplomatik müdahalelerini aldırmaksızın ülkeyi iç düşmanlardan, yani yerli Hristiyanlardan tamamen temizlemek istiyor. Bu da Türkiye'nin müttefik olan Almanların da çıkarlarına, çünkü Türkiye böylece güçlenecek demiştir. Şimdi bu yargılamalar da, yazmalar da, onu da söyleyeyim, ne zaman ortaya çıktı? 1917 yılında Almanya'nın savaşı kaybedeceği ortaya çıkınca Alman misyonerlerinden birisi Ermenilerin yok edilişi diye kendilerini masum gösterme hareketine başladı Alman Kilisesi. Alman Kilisesi'nin atakları var, Protestan Kilisesi'nin. Şimdi birazdan o da benim aklıma gelecek yazar olarak, o yazdıkları Ermenilerin soykırımı diye aynı Mavi Kitap'taki belgeleri bu sefer Alman misyonerler kullanmaya başlıyorlar. Bakıyorlar ki bu mesuliyet sırtlarına kalacak Almanların. Mortman'ın yazdıkları da bu mesuliyetten kurtulmanın artık yollarından birisi. Almanya'da bir grup askeri cenah da 1917'den itibaren dümeni kırıp artık Osmanlı'ya ve Türklere saldırmaya başlıyorlar. O propagandanın tesiriyle bundan kurtulmak için. Çünkü Osmanlı Devleti sevk ve iskan kararını aldığı zaman İngiltere, Fransa ve Rusya bir genelge yayınladılar. Dediler ki savaştan sonra bunun hesabını Türklere soracağız, bu Ermenileri
Hristiyanları sevk etmenin, tehcir etmenin, onları yok etme eyleminin, baskı ve zulmün hesabını soracağız diye bir genelge yayınlamışlardı. Şimdi Almanlar bu mesuliyetten kurtulmak istiyorlardı ama Versailles'da hiçbir şekilde bu mesuliyetten kurtulamayacaklar. Versailles onları bizim Sevr'den çok daha ağır bir anlaşmadır. Paramparça etti, bitirdi Almanları. Versailles Anlaşması dünyadaki en ağır anlaşmalardan birisi. Paris düzeni öyledir, yeni dünya düzenini kuranlar. Çünkü dünya tarihinde ilk defa mağlupler kendi haklarında karar verilirken bir toplantıya çağrılmamışlardır bir savaş sonunda. Galipler dikte etmişlerdir zorla. Bu anlaşmaları dikte etmişlerdir. Bortman'ın bu açıklamaları öyle. Eğer Osmanlı Devleti Ermenilerden kurtulmak isteseydi savaştan önceki süreçte bunu çok daha rahat gerçekleştirebilirlerdi. Ermeni soykırım iddiasında bulunanların birinci amacı şudur. İttihat Terakki yöneticileri meşrutiyeti ilan ettikleri andan itibaren birinci hedef olarak kendilerine bu Ermenileri imha etme politikasını uygulamışlardır. Kademe kademe işte bunu milliyetçiliğe bağlarlar, Türkçülük akımına bağlarlar, Türk Yurdu Dergisi'ndeki yazılara bağlarlar. Sonra Tanin gazetesindeki köşe yazılarında milleti hakime kavramına bağlarlar. Hüseyin Cahit Yalçın'ın bir seri yazısı var orada Tanin'de, milleti hakime. Yani Osmanlı Devleti'ne hakim olan unsur kim? Kim yönetecek bu devleti? Orada Türklük ön plana çıktıkça diyorlar ki işte bütün bunların hepsi veri. Sonra Ziya Gökalp'e bağlıyorlar. Diyorlar ki Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak görüşü Enver ve Talat tarafından karşılık buldu ve Ermenilerin imhasına bir araç olarak buldu. Bunların hepsi niyet okumalardır. Yani Osmanlı Devleti'nin Ermenileri imha politikası bunun soykırım değildir derken diyoruz ki Talat Paşa'nın savaş sırasındaki telgraflarına bakalım. Valilere gönderdiği emirler. Amacımız Ermenileri kesinlikle cezalandırmak değildir. Amacımız savaşı güvenli bir şekilde yürütmektir. Bu yüzden Ermenileri güney bölgeden de savaş alanı dışına taşıyacağız. Bu konuda suistimali görülenler, bunlara kötü davrananların hemen cezalandırılması. Bakın bu belgeler bize soykırım olmadığı ile ilgili büyük deliller sunuyor ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bu belgeler, Dahiliye Şifre Kalemi'nde, Kalemi Mahsus Müdüriyeti'nde Dahiliye Nezareti'nin soykırımdaki tanım, 1945 tanımı kasıtla ilgilidir arkadaşlar. Ne diyor? Bir milleti yok etmek, bir din mensubunu, grubunu yok etmek kastıyla ya da cezalandırmak kastıyla. Bakın kasıt var, kastın altını çiziyoruz. Osmanlı Devleti'nin Seyit Beyskan'daki kastı nedir? Bunun belgelerini ortaya koyuyor diyoruz biz Ermenilere. Onun için Türkler diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri de Ermenilere, ya gelin şu 1915 olaylarını bu soykırım tanımı çerçevesinde tartışalım. Siz getirin belgelerinizi gösterin, biz gösterelim. Eğer bunun bir soykırım olduğu ile ilgili kesin delilleri ve belgeleri olsaydı Ermeni tarafının elinde, bir Uluslararası Lahi Adalet Divanı, Uluslararası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dediğimiz bir mahkeme var çalışıyor. Oraya gidin bakalım. Hangi hukuki davayı kazanmışsınız bugüne kadar bu soykırım iddialarıyla ilgili? Yahudiler gittiler, Nürnberg mahkemeleri kuruldu. Bütün deliller ortada. Orada yaktıkları işte fırınlar ortada, bütün yaşananlar ortada, şahitler ortada. Bize getirsinler bakalım Doğu Anadolu'da bu Ermenilerin öldürülüp defnedildiği bir yer göstersinler. Desinler ki ya bu 1 milyon Ermeninin işte 50 bini, 2 bini, 3 bini, 100'ü buraya öldürüp gömüldü diye bir yer göstersinler. Biz onlara yüzlerce toplu mezar gösteriyoruz. Diyoruz ki Erzurum, Yeşilyayla, Van, Zive işte toplu mezarlar burada Ermenileri öldürmüş, buraya defnetmişler Türkleri diyoruz. Toplu mezar. 1,5 milyon insandan bahsediyorsunuz. Bunlar her yere sığabilecek. Hadi sevk sırasında desinler ki 300 bin Ermeni öldürdü. Ya bir gösterin bize bunlar nereye gömülmüşler? Kasten öldürülen ve yok edilen Ermenilerin defnedildiği yerler. Onlar 1918-20 arasında İngiltere, Fransa kesin olarak Anadolu'ya hakimdi. Gittiler Çanakkale'de kendi ölülerini, yerlerini tek tek bulup oralara kendi şehitliklerini kendi dinlerine göre yaptılar. Ziyaret alanları var biliyorsunuz İngiliz, Fransa, Avustralya'da buldular. Ermenilerle ilgili böyle bir toplu mezar arama işine niye girmediler? Ya da bununla ilgili gittiler Samsun bölgesi, Erzurum bölgesi ve Diyarbakır bölgesinde İngiliz subaylara hakimdi. Valileri emir verseydi ya da İçişleri Bakanlığı'na bir emirle, Damat Ferit Hükümeti'ne ya da Tevfik Paşa Hükümeti'ne bir emirle Ermeni toplu mezarlarını bulun denilse hemen hazırdı. Bununla ilgili Hürriyet ve İtilafçılar da hazırdılar iddiaçları suçlamak için. Artık muhalefet iktidardaydı. Bu iddiaçlardan çok çekmişlerdi ve bunu yapabilecek bir zeminde vardı İstanbul'da. Çünkü basın, yayın, gazeteler de bunlara teşneydi.
zemin hazırlıyordu. Diyorlardı ki iddiaçları asmak, kesmek yetmek bu suçluları divan harpte yargılananlar teşhir davasıyla. Bir de aracı olanlar var, onları da cezalandırmak lazım diyordu İfam gazetesinde Refik Cevat. Yani böyle bir zeminde açıkçası vardı. Ya o kadar çok ki uluslararası alanda bu yazışmalar, dediğim gibi Diyanet İslam Ansiklopedisi maddeleri okuyalım ve Ermeni soykırım iddialarıyla ilgili takip edilmesi gereken alan o kadar çok ki Ale Erim Üçlü Ok bilmemem şaşırttı, ama her şeyi de bir insan bilemez maalesef, onu da söyleyelim. Böyle bir iddia var. Şimdi Taner Akçam'ın bütün iddialarını tek tek başlık başlık ve Almanya'daki bütün yazılanları takip etmek güç, ama bu tür iddialar o kadar fazla ki her gün yüzlerce yeni iddia, yüzlerce yeni kaynak ortaya çıkıyor. Bunları takip etmeniz de tabii ki güç. Konuyla alakalı Türkiye'de çekilen, evet tamam bunu okumuştuk, yukarı doğru çıkıyorum. Günter Levy, Osmanlı Ermenilerine ne oldu? Evet, evet, güzel galiba. Bakıyorum, başka soru var mı? Furkan sen görebiliyor musun yukarı doğru? Hocam başka soru sorulmamıştı. Yani soruların hepsine cevap verdiniz. Tamam. Hocam bir hususu da ben arz etmek istiyorum müsaade buyurursanız. Diaspora ile alakalı. Hocam Gümrü'den, Moskova'dan, Kars'tan sonra aslında yani naçizane ben böyle düşünüyorum. Ermeni tarafından hükümet nazarında çok ciddi bir çaba yok bu Ermeni iddiaları ile alakalı. Lakin bu üzerine toprak atılmış ateşi tekrar küllerinden yakmaya çalışan, tekrar bir orman yangınına dönüştürmeye çalışan bir diaspora var hocam. Bilhassa 20'lerde Amerika'da teşekkül ettirilmiş ve bilhassa yine 1965'te 50. yıl dönümünden sonra çok ciddi olaylara dahil olmuş bir diaspora var. Hocam yani sizce bugün diasporayı da yine tıpkı Kazım Karabekir'in Ermenileri askeri olarak terbiye ettiği gibi diasporayı da bir şekilde diplomatik olarak veya başka bir yoldan terbiye etmediği sürece Türkiye yahut Azerbaycan yahut herhangi bir politik bir organizasyon. Sizce hocam Ermeni meselesi çözüme kavuşur mu? Şimdi diaspora dediğimiz Ermeni topluluğu yaklaşık 4 milyonluk bir nüfusa sahip dünya üzerinde. Ermenistan Cumhuriyeti 2,5 milyon bir nüfusa sahip. Ermenilere bakarsan onlar dünyada şu anda 10 milyon diaspora Ermenisi var, ama Ermeniler rakamları abartmayı çok severler genel itibariyle. 4 milyon civarında yaklaşık olarak. Ve bir diaspora ruhu nasıldır? Şimdi Ermenilerde 1890'lardan itibaren Avrupa'ya göçle başlayan, Amerika'ya göçle başlayan ve orada kendi çevresini oluşturan ve sonra orada hayata adapte olan ama Anadolu'yla da bağlantısı devam eden bir topluluktan bahsediyoruz. Ve bir taraftan da Taşnak ve Hınçak gibi siyasi gruplar tarafından, ama bunlar daha çok biraz da sosyalizm önüne çıkarıyor, ama sosyalizm ve milliyetçilik bir arada ele alan iki güruhtan bahsediyoruz. Bunlar kullanmışlar. Bunları bir arada tutmanın yolu olarak da bu soykırım iddialarını hem Sultan Abdülhamit döneminde hem sonraki dönemde ön plana çıkarmışlar. Bunlar Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun kendi kiliselerini kurmuşlar. Biliyorsunuz Gregorian mezhebindendirler ve Ortodoks olmamışlarsa ya da daha doğrusu Protestan olmamışlarsa bunlar Gregorian mezhebi olarak devam ediyorlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nden göçüp giden, Amerika'da yaşayan ya da Fransa ve Londra'da ya da İngiltere'de yaşayan Ermeniler için bir arada bulunma ihtiyacı var. Bunlar Osmanlı Devleti'nde mesela 1890 Amerika'daki bizim orta elçimiz Morgenthau'nun raporları, Morgenthau düzeltiyorum, Mauryani Bey bir Rum'du ama Osmanlı Devleti'ne sadık bir Rum'du. Babası Sultan Abdülhamid'in doktoruydu. Mauryani Bey'in raporları şu: 1890 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 2000 Ermeni var ama toplamda 10.000 Osmanlı vatandaşı var. Bunların çoğu Suriyeli göçmenlerdir ve hayat kaygısıyla buraya gelmişlerdir, çalışma kaygısıyla buraya gelmişlerdir. Ekmek davası vardır bunların. Ermenilerden bir kısmı da yavaş yavaş bu Hınçakların etrafına gruplanmaya başlamıştır diyor ve bunları takip ettiriyorum diyor. Günlük etkinliklerini, faaliyetlerini. $50 verdiğinizde aylık o Ermenilerden birisi size haber taşıyor. Yani rahat haber alabiliyorsunuz. Burada Ermenilerin Avrupa'ya göçlerinin davası bir, bunlar Suriyeli, Elazığ ve Diyarbakır bölgesinden giden Ermeniler, ilk gidenler. Ve geçim sıkıntısı var burada.
İktisadi sebeplerle gidiyorlar. Gittiklerinde biraz para kazanıp geri dönecekler. Turn Between Two Lands diye bir kitap var. Amerika'daki Ermenilerin hikayesini anlatıyor. Robert Mirahan bu şekilde oradaki Ermeni diasporasının hikayesini anlatıyor. Ama gidenler kısa bir süre sonra dönecekler ya para kazanıp, dönmüyorlar. Ailesini de oraya alıyor bu sefer bunlar. Şimdi bu Ermeni toplulukları için bir arada yaşamanın yolu nedir? Ermenice konuşacaksınız. Kiliselerde bir araya geleceksiniz. Ayinlerde toplanacaksınız. Bunun en önemli özelliği sizi bir araya bağlayacak bir duygunun olmasıdır. Bir ruhun olmasıdır. İşte bu sürülmüşlük ve yok edilmişlik ruhu, Hristiyanlığın içerisinde var olan o Hazreti İsa'dan gelen çarmıha gerilmişlik ve ötekilenmişlik ruhu, Ermeniler de bu soykırım ruhuyla bütünleşti. Sultan Abdülhamit döneminde yaşananlarla bir bütünlük arz etti. Ve bu 1915'te zirveye ulaştı. Soykırım ruhu, diasporada yaşayan Ermeniler için bir araya getiren, onları Ermenilik ruhunu hatırlatan bir ruh. Mesela Hristiyan Ermenizmi isimli bir İngilizce kitaptan almış, tercüme etmiştim bu bölümü. Şöyle der, Tanrı'nın huzuruna çıktığımızda diyeceğiz ki sen cenneti Türklere ver. Biz zaten sayende cehennemi yaşıyoruz. Biliyoruz, dünyada yaşadık diye Hristiyan Ermenilerinin böyle bir öldürülmüşlük, yok edilmişlik ve ötekilendirilmişlik ruhu vardır. Şimdi biz bugün çıksak Türkiye Cumhuriyeti dese ki ya özür diliyoruz. Bu 1,5 milyon Ermeni hakikaten Sultan Abdülhamit döneminde ve bizim Dünya Savaşı'nda bizim tarafımızdan soykırıma uğratıldı, öldürüldü. Tamam, bunların tazminatını ödeyelim, 45 milyar dolarmış paranızda yaklaşık olarak. Bunları da taksitler halinde verelim ailelere. Sonra doğudaki işte bir sizin Erzurum ve Van gibi talepleriniz var. Bunları da Ermenistan'la konuşarak biraz toprakla halledelim deseniz. Yine her 24 Nisan'da bu Ermeniler toplanacaklar, soykırım ateşini yakarak Türklere hakarete devam edecekler. Siz suçlu olmadığınız ve mesuliyet sahibi olmadığınız bir davada en büyük tavizi verseniz de yine sizin çocuklarınız, torunlarınız, milletiniz, soykırım işlemiş olan bir milletin çocukları ve torunları olarak lanse edilmeye devam edecek. Bu bir psikolojik kırılma noktasıdır açıkçası. Neden benim işlemediğim bir suçtan dolayı Orta Doğu'da yaşanan büyük devletlerin hesaplaşmalarından ve çekişmelerinden dolayı mağdur olan milletlerin mesuliyetini üzerime alacağım, ölüm hadislerini üzerime alacağım ve kendi yok edilmişliklerimi ve katledilmişliklerimi karşı taraf hiçbir şekilde kabul etmediği halde, benden özür dilemediği halde, bunu kabul etmediği halde, acılarınızı yaşıyoruz, ortak oluyoruz demediği halde bunu yapacağım. Bana bir gerekçe söyler misiniz bununla ilgili? Yani bu soykırım iddiaları hadisesi bitmez. Bu soykırım iddiaları hadisesi devam eder. Bununla ilgili yapılması gereken şey okumak, araştırmak, bilgi sahibi olmak ve kendi çocuklarımızla Ermeni meselesi olsun, Kıbrıs meselesi olsun, Doğu Güneydoğu meseleleri olsun, bunları araştırmak ve bunlar üzerine okumaktır. Hem de tek taraflı okumak değil. Buradaki esas mesele tek taraflı okumaktan kaynaklanır. Karşı tarafta ne diyor? Bunları da okumak, bunları da gözden geçirmek ve buna göre bir bilgi toplumu inşa etmektir. Bizi ayakta tutacak şey de budur, bilgi toplumu olmaktır. Akıllı ve geleceği görebilen ama merhametli ve saygılı bir bilgi toplumu inşa etmek. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. Aksi takdirde bizim geleceğimizi inşa etmek konusunda büyük sorunlarla karşılaşacağımız kesindir. Bizim kültürel anlamda büyük boşluklarımız var ve kültür boşluklarını doldurmak zorundayız. Kültürel birliğini inşa edemeyen toplumlar ne siyasi birliğini ne de iktisadi birliğini inşa edebilirler. Bir kültür çalışması, bir kültür hareketi, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar diye başladığımızda hep komplo teorileri vesaire aklımıza gelir ya, bunları bir tarafa bırakalım, biz bilgi altyapımızı inşa edelim. Evet var, yine var, yine devam ediyor, yine uluslararası baskılar, yine bu coğrafyada yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü Anadolu'da yaşamak gerçekten zordur. İran tarihini bileceksin, siyasi ilişkileri bileceksin, dini tarihi bileceksin, Suriye, Irak tarihini bileceksin. Bir taraftan Rusya tarihini, bir taraftan Bulgar ve Yunan tarihini bileceksin. Bütün bu alanlarda uzmanlar yetiştirmek gerekiyor, çok zor bir iş. Ama neden olmasın, bizim gücümüz var, zekamız var, aklımız var, çalışma kabiliyetimiz var. Bunlarla ilgili çok okumak ve araştırmak gerekiyor. Sürekli çalışacak enstitüler inşa etmek gerekiyor. Yani sürekli çalışacak enstitüler, yavaş yavaş bunlar kuruluyor, araştırma merkezleri, enstitüler ama maalesef bunlar da biraz demesem de yani %60-70 civarında maddi desteğe bakıyor. Arkadaşlar bu tür çalışmalarda biraz maddi desteğe bakıyor. Bu yüzden zengin olmak zorundayız. Niçin?
Orta Doğu'da ve yaşadığımız coğrafyada huzur ve refah için zengin olmak zorundayız. Evet, teşekkür ediyorum. Bunlar tartışmalı konular. Ali Erim, bunların hepsinin üzerine saatlerce konuşabiliriz. Mortran belgelerini konuşalım, tek tek bunları araştıralım. Ve Hardek belgelerini konuşalım, bunları araştıralım. Hepsi tek tek konferans konuları. Onun gibi olduğunu düşünmüyorum yani, açıkçası. Onu söyleyeyim. Hocam, tekrardan ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Daha evvelden sizlere arz ettiğim gibi her gelen, her ağırladığımız hocamıza normalde biz bir plaket takdiminde bulunuyorduk ama Emirhan arkadaşım şimdi şeye yansıtırsa adınıza hocam hem sizin memleketiniz hem benim memleketim Yozgat'a 5 tane falan gitti. Hocam çok umarız hocam sorguna dikilir ama öyle bir opsiyonumuz yoktu. Zannımca yine Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel Ermenilerin çokça yaşadığı Akdağ Madeni'ne dikilecek hocam. Oradaki ormanların bolluğundan ileri gelse gerek. Hocam tekrardan çok teşekkür ederiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş. Bu en güzel hediye benim için. Furkan, çok sağ ol. Çok sağ olun hocam. Ben yine maille sizlere iletirim. Tamam, olur. Rahatsız ederim sizleri. Diğer arkadaşlara da hocam teşriflerinden ötürü çok teşekkür ederim. Öyle. Sizin arzu duyduğum söylemek istediğiniz herhangi bir husus varsa. Ben tekrar teşekkür ediyorum Bilkent Medeniyet Topluluğu'na ve yöneticilerine. Ve bu toplantıya katılan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Her zaman bana yazabilirler Ermeni meselesine dair görüşlerini, fikirlerini, burada ifade edemedikleri sorularını elimden geldiği kadar vakit bulduğum ölçüde cevaplandırmaya çalışırım. Üniversite mail adresimi kullanıyorum. Orası aktiftir. İnternetten de bulabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler.